Başar Omni Podcast'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz e, Sina Ateş. E, hoş geldin Sina. Hoş bulduk Başar'cığım. E, bu podcast'imizin de e, ilk sanatçı konuğu. Öyle mi? Evet. Öyle güzel, ne e, mutlu bana. Teşekkürler. E, benim de eski arkadaşım, çok sevdiğim bir dostum. E, sanatçılara da özel olarak bu arada saygım, ilgim çok vardır. İnsanlara çok büyük şeyler kattığını ve çok büyük... <laughs> İlham verdiğin kesinlikle e, düşünüyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. E, nasılsın Sina nasıl gidiyor? İyi valla. İşte hayat ne kadar güzelse ben de o kadar güzel bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. <laughs> Keyfim yerinde diyelim. Çok güzel. O zaman e, hızlı bir şekilde e, giriş yapacağım. Tamam, tabii e, ki. Kesinlikle. Tabii. E, şunu söylemek istiyorum. Simülasyon teorisinden başlayalım. Hmm. Ağır bir giriş yapalım, ee, güzel bir beyin fırtınasıyla başlayalım. Ee, simülasyon teorisini bilmeyenler için biraz bahsedeceğim. Ee, üç tane seçenek olduğu söyleniyor. Ee, birincisi, e, simülasyona gelmeden e, yok olacağımız. İkinci seçenekse ise simülasyon teknolojisine ileride ilerleyebileceğimiz, fakat e, bunu kullanmayacağımız, tercih etmeyeceğimiz. Üçüncüsü de e, zaten bir simülasyonun içinde olduğumuz. Teori bu şekilde. Evet. Ee, senin e, buna bakış açın nedir? Öncelikle e, birinci seçenekten başlayalım. Bir daha söyler misin birinciyi? Tabii. Mi? Simülasyona gelmeden e, insan yok olacak. Yani teknolojimiz yetmeden e, kıyamet yok. olacak Aha. vesaire. Evet. Yani buna uzağım biraz. Hı hı. Ee, i̇nsanlık teknolojik açıdan bir şeyleri başarmaya devam ediyor. Her gün yeni bir yenilik görüyoruz. İşte bugün... ...gündemimizde efendim Metaverse'ler, hı hı. işte Neuralink'ler, Elon Musk'ın yaptığı işte beyin implantlarıyla... Evet. ...farklı bir arayüz içerisinde bulunacağımız bir teknoloji yapılacak vesaire gibi konular oluyor. Hı hı. Ee, o yüzden hani insanlığın yok olmadan ben simülasyon teorisini bulacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Simülasyonu bulacaklarını düşünüyorum. Evet. Ee, ama... Yani bugün de baktığımızda işte Metaverse ile alakalı son bir senede çok ciddi bir hype oldu ama... ...işte insanlar burada kendi avatarlarıyla yaşayacaklar. toplantılarını buradan girecekler. Neredeyse yaşantılarının çok ciddi bir bölümünü burada geçirecekler vesaire gibi bir... E, ...pazarlama stratejisiyle çıkıldı bu ortama ama... Hı -hı. ...benim düşüncem yani ben kendi adıma söyleyeyim... ...ben organikçiyim. Yani Hı -hı. insanın yaratılışından gelen güzel bir esans var. O esansı kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla evet bir gün simülasyon bulunacak. Ama bu simülasyonun içerisinde belki eğlencesine ve görmek açısından girilecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Ama e, ben kendi adıma böyle bir teknoloji içerisinde var olmayı planlamıyorum. Şimdi e, yani bu simülasyon e, olayının çok uzak olmadığını, teknolojinin bu kadar uzak olmadığını, insanlığın da e, ...fena gitmediğini, o yüzden de bu teknolojiyi görebileceğimizi biz olmayabilir ama... Hı hı. ...insanoğlunun görebileceğini tabii söyledim. Bu arada Metaverse konusu da benim de çok ilgimi çeken de bir konu. Benim çok hoşuma gitmişti. Çok test edemedim ama test ettiğimde çok beğenmiştim. Şeye çok şaşırmıştım. Böyle çok gerçekçi yapmamışlar. Mesela bazı şeyler daha oyuncak gibi vesaire. Onun da sebebi şeymiş. Çok gerçekçi yapınca... E, bu sefer e, insan beyni en küçük bir e, ters bir şeyi görünce yani hatayı görünce hemen e, şeyden soğuyormuş. E, evet. O, o deneyimden soğuyormuş. Için soğuyor, evet. evet. Ama Doğru. hepsini e, sahte yapınca onun farklı bir gerçeklik olarak düşünüp e, evet gerçek bir olduğunu düşünüyoruz. Evet, Eğlenceli oluyor. Aynen yani gerçekliğin bütün e, parametrelerine içeri girerek gerçeklik algısını tam anlamıyla buradaki gerçeklik gibi sunabilmek mümkün değil diye düşünüyorum. Belki ileride evet. o teknolojiyi getirebilirler işte. Ne bileyim işte Unreal motorlarıyla acayip acayip yeni görseller yapıyorlar gerçekçilik açısından vesaire. Hı hı. Hani bir gün o gerçeklik algısını çok daha ileriye taşıyacaklarını düşünüyorum ama bu şu andaki metaverse evreni içerisinde hani mümkün olduğunca sanki bir oyunvari hissiyat içerisinde e, bir tasarım yapılması daha evet. insanlar için bir e, İkinci bir dünyayı hissettiren bir e, minvalde e, deneyimleştirilebiliyor. Dolayısıyla evet bence de yani o çünkü gerçeklik algısı çünkü çok ilginç bir şey yani hani insan olarak bir e, o gerçekliği zaten burada yaşıyoruz. Evet. İkinci bir gerçekliği tekrar orada hatta bunun içerisinde koku yok, dokunuş, hı hı. dokunma, doğru, dokunma doğru, hissi doğru, yok. yok yani dolayısıyla böyle tamam. bir gerçekliğe gerek yok diye. İki tane his var herhalde sadece görsel ve ses. Aynen öyle. Bir de hareket edebiliyorsun ama tabii dokunma açısından değil. Sen kendi avatarın artık neyse o. Kendini hareket ettirebildiğin şeyler vardı. Geçen gün Koray Brandon bir tane eventine gittim. O da Discord yayını yapıyor. Hı hı. Pixelverse diye. Ee, kullandığı aletleri söyledi. İşte elektronik eldivenler. Tamamen ellerini hareket ettirirken hı hı. her bir parmağının birebir orada real time hareket ettiriyor. Evet. Ve vücuduna korsa gibi bir şey takıp aynı şekilde vücudunu da hareket ettiriyor... vesaire gibi şeyleri var. İlginç bir teknoloji yani yani grafik tasarım olarak da şimdi oyunlarda görüyoruz yani bayağı gerçekçi. Yani o evet. o bölümde sanırım çok fazla da bir yol yok. Yani tasarım olarak çok gerçekçi olabiliyor. Tabii kesinlikle. Ama kesinlikle. tabii bir video yapmakla bir tüm dünyayı dünyayı tasarım. yaratmak çok birbirinden farklı. Farklıdır. Peki o zaman ikinci seçenek simülasyona gerek kalmayacak. Yani insanoğlu bu teknolojiyi elde edecek ama kullanmayacak. Bu ihtimali görüyor musun? Evet görüyorum. Yani ben kendi açımdan görüyorum. Ee, İlginç. Yani bu insandan insanı değişecek bir durum bu arada. Hani toplumsal olarak baktığında şimdi gündeme girersek komploculuk falan. <gülüyor> 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 ee, yani zaten hani bu son pandemi... E, ...süreciyle beraber insanlar bir nebze olsun o dijital dünyayı biraz daha kendilerine yonttular... ...ve hani iş hayatları da bunların içerisinde geçti o iki, iki buçuk sene boyunca. Hı hı. Bu yasaklar içerisinde evlerimizde kaldığımız süreçte insanlar işlerini evden yönetmeye devam etti. E evet. tabii hani mavi yaka devam edemedi ama biz beyaz yakalar. Ben beyaz yaka değilim ama etrafımızda çok hı hı. fazla var. ...beyaz yakalar işlerini evden devam ettirebilirler... ...ve hala da devam ettirebiliyorlar. Birçok şirket hala evden çalışma konusunda okey. Ee, yavaş yavaş işte bu tarafa bir geçiş oldu. Ama şimdi bazı insanlar işine gitmek istiyor. Ben açıkçası hı. işimi ofisimde yapmayı seven bir insanım. Yani evimle işim ayrı yerlerde olsun. Hı hı. Yani bu sanal bir dünya içerisinde sadece iş için konuşuyorum ama... Gerçek hayatta da yani evet bir simülasyon bulunacak işte bugün e, görüldüğü gibi işte Metaverse'miş vesaireymiş. Hı hı. Bunlar bir etrafımıza geliyor, etrafımızı sarıyor. Yarına bir gün hayat gösterecek bilinmez ama hani organikliğimizden kopabilmemiz şey değil. Gerçek olabilecek bir şey değil. Yani bunu seninle beraber biz hani ben evden de yayına girip sana dahil olabilirdim ama hı hı. şu andaki etkileşimi yakalayabilir miydik? Yakalayamazdık. Aslında, Çünkü göz güze bakıyoruz, konuşuyoruz, Tabii. sohbet ediyoruz. Burada bir enerji oluyor gerçek bir enerji hı hı. yani e, baktığında o yüzden hani insanlık evet bir şeyleri bulacak ama gerçekliğinden tam anlamıyla kopacağını zannetmiyorum dolayısıyla bu ikinciye daha yakınım evet yani tabii de şu şey var şu an teknoloji çok limitli olduğu için e, şimdi gerçek deneyimin yanında e, bu sanal deneyim çok zayıf kalıyor evet, e, evet ama tabii sen de diyorsun ne kadar teknoloji olursa olsun e, ...hissiyata yani hmm. karşılıklı oturmaya ne kadar yaklaşabilir? Tabii. Ve bu yaklaşımda ne kadar teknoloji ilerlerse ilerlesin... E, ...yerini tutmayacaktır e, ve bundan dolayı da e, tamamen olmayacaktır. Yani o, tamamen diyorsun. olmayacaktır bugün diyorum tabii. Yani işte bugün hmm. ne diyorlar? işte atıyorum Oculuslar vesaireler var ya bu VR gözlükler... ...işte hmm. kulaklığı takıyorsun, gözlüğü takıyorsun... ...ve o anda o gerçekliği ne oluyor? Hatta insanlar düşüyor, hmm. ediyor bilmem ne falan... ...gerçeklik algısını onun içerisinde zannettiği için... Hani bugün sadece görme ve duyma yetisiyle devam ediyor ama işte yarın öbür gün o çipi taktıklarında ki ben tamamıyla <laughs> bu <Taktıracağım öbür> tarafını <laughs> almayayım abi, abi, abi sağ ol. Ee, bunu taktıklarında oradaki artık e, nöronlarına nasıl sinyaller gidecek bir gerçeklik algısı <laughs> olacak mı? Yani bir dokunma hissiyatın oradaki bir sinyale algoritmik olarak gidip <laughs> sen orada onu hissedecek misin? kokuyu alacak mısın vesaire gibi durumlar olduğunda tabii gerçek alg gerçeklik algısı tamamen bir level başka bir yere atlıyor yani konu bambaşka bir yere doğru gitmeye başlıyor. Hani bizim için okey bizim için nasıl bir şey? Biz organiklik hissiyatını gördük şu anda. Hı -hı. Gerçek bir insan nedir? Bunu biliyoruz. Hakikatin ne olduğunu biliyoruz. Yarın öbür gün bir çip takılsa da takılmasa da yani taktığın vakit ne olacak? Evet burada farklı bir dünya var. Bu farklı dünyayı e, eğlencesine geziyorum veya işte Hı -hı. onda etkileşime geçiyorum ama sen ne olduğunu biliyordun. E yeni doğan bir insan için işte bir yaşında iki yaşında üç yaşında bu takıldığında ve o dünyayı o zaman deneyimlediğinde hangi gerçeklik gerçeklik olmaya başlayacak? Peki işte. daha fazlası vaat edilirse şimdi e, bu zaten sanal, öyle edilecek sanal dünya verildi diyelim. Aynen. Onun dışında da e, sonuçta e, empati yeteneği kişiden kişiye değişebilen Hı -hı. bir şeydir. Fakat Şimdi benim ve senin beynine çipler takılınca hı hı. E, karşılıklı şu an alamadığımız veriler var. Yani benim beynimden alamadığın duyu, duygular var. Hı hı. Peki sana bu vaat edilseydi? Yani sen karşılıklı konuşacaksın, evet birbirini hissedeceksin. Ama direkt e, kaleyi içeriden fethedeceksin ve e, onun duygularını hissedeceksin. Yani bu tip şeyler e, eminim kullanılacaktır. Bu böyle bir şey... Kesinlikle. E, o Olayı değiştirir mi biraz filme? evet. Tabii 300 yıl sonrası bu, için de yani, 400 yıl 500 yıl sonrası diyorsun, için. İnsentivler verilmeden zaten insanların bunu takacağını pek zannetmiyorum. Ya zaten zorlu olacak bu ya insentivlerle olacak ki insentivlerle olacağına eminiz. İşte deniyor bugün işte psikolojik tedavilerde Hı -hı. nöro implantlar takılarak depresyonu vesaireyi yenebileceğini sinyaller gönderecekler Hı -hı. mesela hani bir ödül olmalı diyor Zaten dünyanın yüzde sekseni depresyonda. Dolayısıyla insanlar için çok mantıklı bir hı. vaat edilme oluyor bu. Hı hı. Ee, veya atıyorum işte o sinapsla vesaireyle gözünün belki kullanamadığın megapikselini zoomlayıp bir şeyler yapabiliyor olacaksın. Yani süper hu human muhabbeti gelecek. Hı hı. hani Yani gerçekten bir süper kahramana dönüştürecek bazı küçük olaylar olacak. Yani tam anlamıyla bir şey olmasa dahi kendi vücudundaki olayları çok daha net kullanabiliyor olacaksın veya senin dediğin gibi işte karşıdaki insanın duygularını arkada geçen bilinçaltındaki durumları duyabilecek. Ama Hı -hı. ben istemem abi. Ben yani şu anda hakikatle gayet şeyim, Hı -hı. memnunum. Hı -hı. Hani şu andaki haliyle karşı tarafın saklaması gereken şeyi duymak zorunda değilim diye düşünüyorum. Saklamak istediği şeyi de duyuyorsam eğer. Çünkü hani hı hı. dediğin ayarlar, şey aslında bir ayarlar bölümünden intrusion yapabilirsin. yani bir yani bilmiyorum. Opsiyonlar Gizlilik bölümünden kapatabilirsin yapabiliyorsun. Tabii, tabii. Evet, mantıklı. <laughs> ya yok abi ya bu kadar dijitale şeyim ya. Hı hı. Ya bilmiyorum yani bir şekilde var olmuşuz hepimiz. Hani belli eşitlik içerisinde yaratılmışız. Hı hı. Hani o yüzden Fazlasına yani, gerek var mı? Hani fazlasını bence sohbetle, <laughs> bir yerlere giderek, bazı gerçek hayatta bazı şeyler deneyimleyerek birbirimizi <laughs> tanımak daha güzel diye düşünüyorum. Bu biraz cheat gibi düşünüyorum yani. Katılıyorum. Yani ben de ben de şöyle, e, ben de organikten gidebilirdim. <laughs> e, buna gitme sebebim de e, şimdi suni olan bir şey olduğu için, suni bir şey e, doğalın yanında çok farklı haz verebilir. Bu da uyuşturucu gibi bir şey. Aynen öyle. Aynı şekilde bağımlılık yapabilir. Evet. Yani şimdi bu sefer ben öyle bir mekanizmaya sahip olursam, öyle bir iletişime geçersem ben normal iletişimi istememeye başlarım. Evet. Kesinlikle çok haklısın. Çünkü çok büyük şeyler vaat edecek ve kesinlikle beyine bağlanacağı için çeşitli mutluluk hormonlarını da tetikletecektir. Ve bundan yani... kaynaklı ciddi bir bağımlılık sorunu çıkacağı için ben de kaçardım. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Ki şu an bile konuda. var. Yani sosyal medyada bile var. <laughs> tabii tabii. <gülüyor> Daha hiçbir şey bile beynimize aslında. takmamışken. Aynen, varsa... Aynen. E tabii ki yanımızda taşıyoruz aslında zaten. Hani Hı -hı. en başta dedikleri şey şu da zaten telefonla taşınabilir bir şeyle aslında bu çipi takmaya başladık. Doğru. Yani öbür gün wearable teknoloji dedikleri ki bugün de var. İşte iWatch'lar vesaireler işte Hı -hı. senin kalp atışını bilmem ne kadar alıyor. E geçen gün e, Cüneyt Zapsu'nun Davos'taki bir konuşmasında gördüm. Şurasına bir tane çip gibi bir şey takılmış. Aralıksız <laughs> olarak şekerini ölçüyor adamın. ya yani evet. bugün şekerini ölçüyor. Yarın öbür gün duygu durumunu ölçecek. Yarın öbür gün fikirlerini ölçecek vesaire gibi. Yani hani sen Hı -hı. ondan haz alırken o senden data topluyor olacak. Tabii, Seni Cresi senden daha aslında, iyi mi, tanıyor saat? olacak. Tabii stresi ölçüyor, tabii senin o kalp, da bir atışını, kalp o? atışını dahi ölçüyor. Hı -hı. Kalp atışı zaten ne demek? Aslında strese girdim mi, girmedim mi? Hı -hı. Vesaire yani vücudunu strese sokma, koşma da vücudunu strese sokmak gibi bir şey aslında baktığında. Yani dolayısıyla sana katılıyorum. Evet yani değişik bir geleceğe doğru gidiyoruz. Tam Hı -hı. da göbeğine doğduk. Hani biz Game Boy'larla vesairelerle, Commodore 64'lerle başladık olaya. Hani televizyon vesaire falan gelmişti ama hani tam Hı -hı. böyle baby boomer'lara gelen şeye bizim... Biz ne jenerasyon, X jenerasyonu mu artık? Ne oluyoruz artık? Bilmiyorum. Direkt yıl, yıldan gidiyorum ben. Yıldan. Yıldan söylüyorum. <laughs> 87. Z'lerin üstüne gidildiği için Z Aynen. biliniyor genelde. Aynen. Z üstüyüz biz, biz. Evet. <laughs> Z Abi böyle her şeyi gördünüz mü? Şimdi bütün teknolojiyi. Peki hani. şimdi jenerasyon demişken e, tabii biz sonuçta e, böyle bir gelecek teknolojisi için e, eski kafa kalıyoruz. Tabii. Çünkü biz böyle doğmadık ve e, bununla başlamadık. Aynen. E, tabii ki sonradan doğacak insanların bu teknolojiyi bizim gibi e, soğuk bakması e, daha zor olacaktır Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü daha içine doğuyor. Hani daha demin dedim ya hani artık o beyin implantları vesaireleri geldiğinde 2-3 yaşında çocuk bunu 20 senedir e, yaşayan bir adamın yanında 3. yaşındayken bu implantla tanıştığını düşünebiliyor musun? Yani hani o saatten sonra ...ya ben bunu takmayayım, takayım vesaire gibi bir durum olmayacak adam Hı -hı. için. Zaten o gerçekliğin kendisi oluyor olacak. Hani tıpkı burada bizde televizyon gerçekliğine doğmuş gibi yani. Hani bizim anamız babamız belki o anda televizyon gördü Hı -hı. veya görmedi... Hı -hı. ...ama onun gelişine denk geldi. Hı -hı. Onlar için bir yenilikti. Evet. Biz ona doğduk yani bugün televizyonsuz yaşayabilmek mümkün mü? Ha bazıları için mümkün tabii ki ama yani... ...genel olarak mümkün değil. Gazete okuyanlar gibi yani mesela... ...belli gazeteyi bırakmam diyenler var yani. ama... ...hiç gazete görmemişler de... ...gazeteye çok bulaşmıyor. Yani evet. ve gençlerinde bir de sosyal şey var. Nasıl mesela... ...şimdi çocuğu olan... ...arkadaşlarımız var. Mümkün oldukça... ...uzak tutmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Ama tutamıyorlar. Çünkü arkadaşları kullanıyor, şeyi yani. kullanıyor. E bu sefer... ...iyilik yapayım derken çocuğa kötülük Tabii. olabiliyor veya sıkmak da kötü. Değil mi? Yasaklarda evet. her zaman çocuklarımızı sıkmayalım arkadaşlar. <laughs> evet. Eninde sonunda zaten denk gelecekler. Denk geldiğinde sağlam bir bilinci olsun yeterli diye düşünüyorum. Evet, peki o zaman üçüncü seçenek. Bir simülasyonun zaten içinde miyiz? Vallahi işte burada <laughs> şey konulara girmeyelim istiyorum ama. Evet. E, yani simülasyonun nereden baktığına bağlı. Bu simülasyon bana çok depresif bir teori olarak geliyor Öyle açıkçası. Mi? Yani bir simülasyonun içindeyiz. E, hapisteyiz. İşte oradan Bu kurtulmamız lazım bilmem ne evet, falan hı hı. E, yani simülasyon olması için o simülasyonun bir neyi olmasına ihtiyacı var? Yaratıcısı olması. Orijinali. Yani. Aynen. Orijinal, orijinali yapmış bir var yani e, daha basit şekilde açıklayayım. Buranın bir kaos olduğuna mı inanıyorsun yoksa Pre precise bir design olduğuna mı inanıyorsun buranın? Ben bir design olduğuna inanıyorum buranın. Yani Hı -hı. buranın belli hakikatleri var, Hı -hı. değişmez kuralları var. Nedir işte? Ee, güneş bir sabah kalktığımızda en basit şekilde düşünüyorum, Hı -hı. tamamen bilimsiz ve ilkel bir insan olarak Hı -hı. doğduğumu düşünelim. Do kalkıyorum. Her sabah üstümden bir ışık geçiyor, gidiyor, Hı -hı. gece oluyor, yıldızları görüyorum, tekrar geliyor, tekrar geçiyor, tekrar geliyor, tekrar geçiyor ve bu belli bir ...sirkülasyon içerisinde, bir loop içerisinde gerçekleşiyor. İstikrarla Uzaklaşıyor, Hı -hı. kış oluyor, havadan kar yağıyor, mevsimler değişiyor... ...ve tekrar aynı mevsimler geri geliyor ve gidiyor. Hı -hı. Veya işte atıyorum, bir deniz dalgasını düşündüm, o deniz dalgası gidiyor ve geri geliyor. Veya yani nefesimizi alıyoruz ve geri evet. veriyoruz. Evet. Simetrik bir tasarımımız var. Baktığında iki gözümüz, iki kulağımız vesaire, tek bir ağzımız nedense. Ee, dolayısıyla böyle bir, evet bir dizayn var ortada. Çiçeğin açılışında görüyorsun o geometriyi vesaireyi. Ama anlama ee, şansımız tabii ki yok. Yani bu, bir, bu işte anlama şansı... Gerçek Yani mi? işte evet. Yani ben oradan çok... işte bu biraz işte şeye gitmeye başlıyor. Tanrı inancı mı yoksa kaos içerisinde mi yaşıyorsun gibi bir duruma... Yani ben kaosa inanmıyorum. Evet içeride bir kaos var. İşte kaos teorisi diye bir şey de var hatta. Evet. Kaosun içerisinde bir düzen de var. Hı. Doğru şekilde yönetilirse. Ee, ama e, ben buna yani... ...neşeli bir simülasyon olarak bakıyorum hmm, diyelim. Yani neyse, optimistsin e, ha. <laughs> o, ya, optimist derken evet dünyada kötülükler var... ...ama Hı -hı. işin iyi tarafını görmek gerektiğini Doğru. düşünüyorum. Yani ne olursa olsun bu kadar depresyonda yaşamak zorunda değiliz yani. Evet Hı -hı. burada bir şekilde bir hayata getirildik. Ee, ailelerimiz var. Yarın öbür gün çocuklarımız olacak. Hı -hı. Ee, etrafımızda bir çevremiz var. Beraber konuştuğumuz dilden olan insanlar var. Dolayısıyla yani... Bir şeyleri öğreniyoruz, bir şeyleri keşfediyoruz, bir şeyleri deneyimliyoruz ve bunlardan da keyif almak mesele. İyi bir tarafını görebilmek mesele tamam. ve dolayısıyla sen de bir varlık olarak kendi frekansını iyi noktada tutman gerekiyor. Etrafında hı hı. sürekli olarak bir kötü frekans vermen gere gerekeceğine daha güzel frekanslar ver verebilmelisin. Karşındaki insanı mutlu edebilmelisin diye düşünüyorum. Bu, bu şekilde bakıyorum şeyde yani. şeyde de, bu teoride de şunu söylüyorlar. Yani bu simülasyonsa da e, nasıl... ...bir şeyin açığını bulup yakalarız gibi... ...yani e, bu simülasyonda da bir... ...simülasyonsa şu an hayatında olduğumuz... ...bir açığını yakalayalım işte... ...yok dejavu aslında gerçek vesaire ama... Hı hı. ...bu bana çok mantıklı gelmiyor... ...çünkü zaten böyle bir teknoloji varsa... ...böyle hata payları olmaz... ...yani biz bugün evet. bile bir... E, ...çok daha düşük bir teknoloji oyun oynuyorsun... ...o oyunda bile hata olmuyorken... E, ...böyle üst seviye bir... E, e, evet, ...simülasyon zor olacak Tabii da... Ki. ...hata olacak Tabii ki. o biraz zor yani ihtimal Yani bir geliyor. de şöyle bir durum var Başar... ...bence <laughs> e, simülasyon teorisinin... ...bir taraftan da tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Neden? <laughs> e, eğer simülasyon... ...olarak bakarsak biz bu dünyaya... ...bu dünyaya gelmiş olarak bir varlık... ...varlığız ya biz... Evet. ...bu varlığın... E, ...iyi veya kötü... E, algısı kaybolmaya başlıyor. Dolayısıyla hmm. e, bildiğimiz sevap ve günah kavramları diye bir şey olmamaya başlıyor. Yani aslında yani kötülük aslında aslında yapmamış sefer... oluyorsun. Aynen. Gerçek değil Bu, ki bu yani. sefer ne oluyor işte e, ...Aleister Crowley diye bir adamın sözü var. Do what you will diye. Ne istersen onu yap. Diye. Ne diyor o, Do what you will. Aynen. Do Hı. what you will Hı. eski kelimeler kullanıyorlar. Dolayısıyla yani günah yok, sevap yok, iyi yok, doğru yok. Sadece Hı. benim istediğim var. Dolayısıyla ben bir nevi ...ko tanrıyım yani, ben tanrıyıma geliyor. Hı hı. Yani bu, bence bu açıdan... ...bu tehlikeli. gelecek olan felsefe açıdan... ...tehlikeli. Hı hı. Yani... E, ...o zaman ne istediğin yaparsan... E, ...yani bir... ...atıyorum yani... ...şey, amiyane bir tabir olacak... Hı hı. E, ...birisini öldürmek... ...bir varlığı öldürmek... E, ...yaptım oldu. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ne, ne istersem onu yaptım... ...ma geliyor. Hı hı. Bu bir simülasyon... ...bunun günahı yok, sevabı yok... ...ne yaptıysam onu yaptım. Bunu dolayısıyla benim istediğim şeydir. Kuraldır, emirdir, kanundur model gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla hı hı. hani işin bu tarafı bence biraz tehlikeli. Yani evet. sadece simülasyona inanıyorum, inanmıyorum... ...veya bu böyle bir yer diye bakmanın... ...arka tarafındaki perdeleri araştırmak lazım diye düşünüyorum. Neuralink hakkında e, beynime çip taktırmam gibi hı. bir <laughs> evet. düşünce söyledin. Evet. E, bu arada Neuralink de tabii... E, ee, ...bilmiyorum Elon Musk hakkında ne düşünüyorsun... ...ama e, Neuralink'te e, ilk önce tabii sakat insanlar... ...veya e, e, fiziksel olarak Hı -hı. sorunları olan... E, ...veya e, sağlık amaçlı sanırım çıkacak. Hı -hı. E, oradan da e, biraz daha geliştirme amaçlı olabilecekmiş. Hı -hı. E, ne düşünüyorsun? Beyine e, takılması, bu bir teknoloji sonuçta... Hı -hı. E, ...fakat e, sonuçta bir... E, Kontrol mekanizmasına bir yani güvenliği kırdırıp içeriye birini sokuyorsun. Aynen öyle. Ve beyin geri dönülmez e, hasarlar da evet, olabilir. De, o yüzden kesinlikle. tabii ki çok düşünmek lazım. Aynen. E, nedir düşüneceğim bu konuda? Yani e, tabii ki... E, yani... Şey olan, sakat olan insanlardan, zihinsel engelli <laughs> olan insanlardan veya hasta olan insanlar için... ...eğer bir yardımı dokunacaksa <laughs> e, bu mantıklı olabilir. Ama evet. şimdi bu yani atıyorum tekerlekli sandalye diye bir şey var. Hani hı hı. Biz bacağımız kırıldığında da biniyoruz veya sakat olan bir insan da binebiliyor. Hı hı. Ama yani bunu normal olan, sağlıklı olan bir vatandaşa bindir, sen buna bineceksin dersen hı hı. ister mi istemez yani <laughs> Yürü, yürümeyi daha sağlıklı bulur. Evet. Dolayısıyla normal olan bir insana zorla takılacak bir noktaya getirilirse... ...evet burada hayır derim. Ama ben işte dediğim gibi yani ben çok böyle organikçi... ...hani her zaman hmm. bu tarafta biraz şey oluyorum hmm. nedense. Devrimci niteliğinde hmm. bir hissiyatta oluyorum. Güzel. Ee, o yüzden çok fazla kabul edebileceğimi zannettiğim bir şeydi Hayat bize ne getirir bilinmez. O ayrı bir konu ama... Ee çok da büyük konuşmayalım. <laughs> ama şu anda organikçiyim yani dolayısıyla oradan anlaşılsın konu. Elon Musk konusunda da ne evet, düşünüyorum? Evet. Vallahi herkes rolünü oynuyor diye Aa. düşünüyorum bu dünyada. Evet, buyurun. Ee, şöyle küçük bir anekdot paylaşayım. Ee, NASA'nın kurucularından <laughs> eski Nazi bilim adamı Werner von Braun diye bir adam var. NASA'nın kurucusu. NASA'nın kurucusu ama aynı zamanda Nazi hükümetinde de bilim adamlığı yapmış <laughs> Werner von Braun Nazi subayı. E, 1948'de mi, Operation Paperclip adı altında Amerika'ya iltica eden 110 tane falan bilim adamı var. Onlardan birisi. E, dediğim gibi NASA'yı kuruyor 1958'de. E, hatta Apollo Mission'larının tamamen bu Ay'a gidiş Mission'larının e, başında olan e, zat kendisi. Onun o, bu 1960'larda mı ne, bir e, yazdığı bir kitap var. Kitabın adı Mission to Mars hı. diye bir kitap. Ee, bu kitabın içerisinde e, dünya artık yaşanılmaz bir hale gelmiş. Hı hı. Ve bir kurtarıcı geliyor ve diyor ki sizi Mars'a götüreceğim ve Mars'ta ilişeceğiz. Hı hı. O liderin adı o kitapta Elon. <gülüyor> <gülüyor> Yok <laughs> artık. Allah. Vallahi. Kaç yılı? <laughs> 60 mı ne? Şimdi bunu bir hemen bilgisayardan bakalım. <laughs> Araştırsın abi. arkadaşlar şu anda hemen. Google'a girsinler hemen baksınlar. Sen Mission to Mars'tı galiba tam olarak doğru mu söylüyorum <laughs> bilmiyorum ama. Elon, e, Werner Von Braun book Elon falan yazarsın zaten çıkıyor ortaya. Ee, i̇sim ne demiştim? Werner, Werner, W ile Von Braun. Evet. Yansıtacağım. The Mars Project. Ha Evet herhalde öyle bir şey. Tamam şimdi bakıyoruz bak bakalım. Doğru evet, mu değil mi? Zina Ateş'in kader anı. Bu güldürmedi. Şimdi, şimdi buradan çok şey çok yapalım çok çok o zaman. Bir kontrol F ile ilanı yazalım. Orada çıkar mı bilmiyorum tabi. Ha burada çıkmadı. Bir geriye dön abi. Google'a. Ekranda güzelmiş. Teşekkür. Elon yazsana başına bir sağ yanına. Ha zaten direkt şey veriyor. Elongation oldu. Hmm. Evet. 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 Elon would lead to Mars and crown himself Martian Emperor. Wow. Ne diyor? Diyor ki 1953'te e, bir e, bilim adamı... E, NASA'yı kurmadan önce bu arada. NASA 58'de kuruluyor. <laughs> Allah Allah. Bir ilan e, isimli birinin Marsa e, Mars, Mars e, şey e, imparatoru imparatoru olarak, olarak geleceğiniz söylemiş. Aynen. Yani şimdi konuya geri dönersek. E, şimdi yani bu tabii ilginç bir detay çünkü e, yani bilmiyorum ama ilan e, ismi çok kullanılan bir isim değil. Evet. Yani burada şimdi bir şey var. Değil mi? Hani yani sen burada olsa bir... neyse diyeceğim. Yani. Ya Sen. tutturmuş evet. Sonuçta istatistik var diyeceğim ama şimdi bu sefer istatistik düşüyor. Yani ilan ismi e, burada tabi nasıl detaylı geçmiş bakmak lazım ama e, ilginç. İlginç değil mi? Ne diyor? Ama peki hikayede kötü bir şey var mı? Mars'a gidecek diyor. Bir sıkıntı yok, değil mi yani? Vallahi bilmiyorum ha? artık o kadarını okumadım. Sadece bir yerde anekdot olarak görmüştüm. Ben öyle çok yani e, eskiden uzay hayranıydım. Ha artık ha. yıldızların hayranıyım diyelim. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Yani bu konulara çok fazla girmeyi sevmiyorum ama hani Aha. genel anlamda e, ben biraz yaratıcıyım yani. Bugün e, anlatılan e, modeller de, modelleri de bilmek lazım. Farklı modelleri de bilmek lazım dünya modellerine. Peki Elon Musk'tan devam edelim. Tabii, e, şimdi bahsedilmiş dedin evet yani Hı. bu şeyi olan bir şey... Ee, devamında yani nedir düşüncelerin kendisi hakkında? Valla işte dediğim gibi aslında bence nasıl bir e, süpermarketin başında bir müdür veya bir e, reklam yüzü varsa o süpermarketin. <laughs> Bu arkadaş da bir süpermarketin reklam müdürü diye düşünüyorum. Bitirin mankin diye düşünüyorum. E, belli başlı teknolojiler üretiliyor. Bunun her birisinin başında oturup işte Neuralink'miş, Tesla'ymış, SpaceX'miş, PayPal'mış. <laughs> Bunların hangisinin başında oturuyor da hangi ara iş yapıyor yani hani İş hı hı. yapmak nedir biliyoruz yani. Anladım aşağı yukarı yani? Dört tane, beş tane ultra e, yüksek teknoloji şirketinin başında koşturduğunuzu düşünmüyorum. Dolayısıyla evet, bazen bazı yerlerde vitrin mankenlerine ihtiyaç vardır. Biz Cape quote'a ihtiyaç vardır diye hı hı. düşünüyorum günah keçisine. Ee, ve dünyada da insanlar böyle e, idol seviyor, o idolü putlaştırmayı da seviyor. Hı hı. Bu en basitinden bir müzik için olsun. Veya işte teknoloji için olsun vesaire, hı hı. böyle insanlara ihtiyaç var. Milyonları öf, ne içinde O işte anın içinde tutabilmek için. Ee, yani, araba... yani arkada bir şeyler devam ediyor. Hı. Ee, o da bunu showcase'ini yürütüyor diye düşünüyorum, hı hı, anlatabildim hı. mi? Yani evet. gerçek teknoloji direkt Elon'un Elon kendisinden çıkmıyor. Arkadaki ekibi görmüyoruz nedense, hep o Elon var yani her şeyi hı hı. yapıyor. O roketin şeylerin tornavidalarını takıyor galiba gibi bir durum var. Ee, o yüzden öyle bakıyorum. Yani ben onun bir şeyini de dinlemiştim işte. Nasıl çalışıyorsun falan diye. Ee, yani bu kadar dediğin gibi bir soruyu sorulmuştu işte. Ee, bu kadar şirkete, benim de çok büyük şirketlerin dört tanesini nasıl... CEO'su Aynen. olabiliyorsun diyor. Yani o da bir şey demişti. Yani çok insanların düşündüğü gibi bir çalışma hayatım yok. Yani şu saatte kalktım hmm. şey yaptım. Ee, sanırım şeye daha çok odaklanmıştı. Bu e, Tesla'ya. Hmm. Tesla konusunda çünkü Tesla'da gerçekten 3 e, ay boyunca e, şeyde yatmış. Fabrikada yatmış. Hmm. Çalışanlar da görsün diye e, camın önünde uyuyormuş. Hmm. Yani ciddi anlamda oraya zaman harcamış. Diğerlerini sanırım biraz daha ekibe... E, bırakmış. Evet. Şimdi Twitter konusu var. Twitter'ı aldıktan sonra Hı. kötü adam olmaya başladı. Yalnız çok üstüne gidiyorlar liberaller için öyle. Evet. Aynen. Ciddi anlamda üstüne yani, gidiyorlar. İşte işte kaç kişi çıkardı? Saçma salak yani, bir rakam çıkardı ve sırasında... şu anda 35 kişiyle mi 40 kişiyle mi Hı -hı. çalışıyor? Yani Hı -hı. 2000 Hı -hı. kişiydi 40 kişiye düşürdü ve Twitter düzgün şekilde çalışmaya devam ediyor burada ilginç bir şekilde. Evet. Hatta sonrasında Twitter Files diye bir şey çıktı. Evet, o evet. liberallerin nasıl oradaki Twitter'ın Önceden bu e, evet kovduğu insanlarla ciddi şekilde ilişki içerisinde olduğundan... ...bazı tweetleri nasıl filtrelediklerinden, evet. bazıları nasıl sildiklerinden falan bahsettik. Belli ciddi politik bir... görüşü şey yapmışlar. Aynen e, e, öyle. Şu anda olmuşlar, kuyruklarına basıldı diye Ellen'ı hmm. scapegoat ilan ettiler. Yani dediğim gibi yine rolüne, rolünün gerektirdiği noktaya kadar devam ediyor. Hmm. Ne kadar devam eder göreceğiz, izleyeceğiz. Yani ben artık bunları bir hayat şey değil de bir tiyatro olarak görmeye başladım nedense. Yani hani hı hı. yani o bizim üst katmanımızda bambaşka bir dünyada gerçekleşen o hep izlediğimiz şeyler var ya. Hani, hı hı hı. özellikle Amerika'da olan şeyler bunlar. Bunları böyle hani izliyoruz sadece. Yapabilecek de bir şey yok. Bakıyorum öyle yani ne sağdayım ne soldayım ortada nötr olarak izleyip atlamış mısırımı yemeye devam ediyorum diyelim. E tabi. E, sonuçta ...belli bir... ...herkesin bir planı var. Planı da uyguluyor. Aynen evet. Her seviyeden de insanlar... ...kendi güçleri yettiğince... ...hayatı... ...ya kendilerine göre güzel... ...ya da topluma göre güzel... ...şekillendirmeye evet. çalışıyor. Ben de Aynen. katılıyorum sana. Yani... ...üst düzeyde tabii ki... ...olabilir. Evet. Yani sonuçta... ...kamera önüne çıkmak istemeyebilir... ...asıl yetkili kişi. Evet, kesinlikle. Öyle. Yani. Kesinlikle. Ben istemezdim. Yani. bugün baktığında zaten hı hı. en basitinden yani Forbes 500'e baktığında nedense belli başlı insanlar işte Amazon, Tesla, efendim Microsoft, hı hı. falan bunlardan daha zengin insan yok mu mesela? Hani 500 bunlar. Birileri Tabii. de o listeye girmemek için gereken parayı veriyor diye düşünüyorum. Evet. Yani evet. mesela en basitinden şöyle bir şey söyleyeyim. Hı hı. Ee, bugün dünya üzerindeki kurumsal hisselerin kimlere ait olduğuna bakarsan dünya üstündeki en büyük markaların Hı -hı. Üç 3-4 tane şirket çıkıyor. İşte BlackRock gibi, Vanguard gibi vesaire Hı -hı. gibi. Ee, baktığında adamlar 27-28 trilyon dolarlık bir fon yönetiyorlar. EBIT ee, bunları sahibi yok mu var. Hı -hı. Yani işte dediğim gibi hani vitrin mankenlerini görüyoruz hep. Hı -hı. Asıl para olan insanlar ve asıl bence plan kuran işte elit dediğin Hı -hı. adam, elit dediğin aslında ...Latince'den Eligere diye denen seçmek kelimesine seçen kelimesinden geliyor. Hı -hı. O planı seçen, Hı -hı. istediğini yapan insanlar... ...her zaman sizin gözünün önünde olmuyor asıl olanlar. Gibi. Evet. Çıkıyorum. Özellikle bir belgeselde izlemiştim işte Almanya'nın en zenginleri diye. Hı -hı. Özellikle dikkat ediliyorlar. Dikkat Tabii. ediyorlar. Tabii. İsimleri geçmesin kesinlikle. Evet. Ne sahip olduğu belli olmasın. Boşuna... Yani avantajdan çok dezavantaj olduğu için... yani o Forbes'un torbuz, içerisinde ben hiçbir zaman da. kraliyet soylarını görmezsin. Tabii. Ne atıyorum Liechtenstein'dan görürsün, ne İsviçre'den görürsün, ne İngiltere içerisinde görmezsin, Arabistan'dan petrol zenginleri. Aynen öyle, Hı -hı. aynen öyle. Onlar bir level higher. higher evet. Hava yaşamaya devam ediyor. Belki ileride çıkarlar ha. <laughs> Göreceğiz. Bekliyoruz. <laughs> o zaman e, senin e, reklamcılık geçmişinden e, biraz an, anlatmak ister misin? E, reklamcılık Tabii. işine nasıl girdin, e, nasıl devam ettin, ne düşünüyorsun bu sektörle ilgili? Evet, yani kendi adıma konuşacağım yine. <laughs> ee, 80'de Ankara doğumluyum. Ee, 2004'te Bilkent Üniversitesi e, grafik tasarım bölümünden girdim. 2010'da mezun oldum. <laughs> o Geçen 3-4 senelik süreçte Ankara'da bir ajansta e, Junior Design ve Art Direktör... ...designer ve art direktör olarak çalıştım. Hı hı. Sonrasında İstanbul'a geldim ve bir arkadaşımla beraber... ...432 Design Studio hı hı. isminde bir e, tasarım ajansı kurduk. Yaklaşık beş senede bunun başına creative director... ...ve hem de kurucu ortak olarak görev aldım. Hı hı. İşin mutfak tarafındaydım her zaman. Ben e, tasarım yapmayı seven bir insanım, küçüklüğümden beri. E, küçüklüğümde çizim yapardım. Sonrasında bilgisayarla hı. haşır neşir olmaya başlayınca... ...küçüklüğümden kalma böyle küçük karikatürlerim var. Çok ee, iyi. kendi kendime bir şeyler yazmışım etmişim 7 yaşında, 8 yaşında falan Hı -hı. böyle. Ee, sonrasında işte bilgisayar hayatıma tam anlamıyla dahil olunca Photoshop'muş, Illustrator'muş, bilmem ne falan derken biraz da aralarda oyun, aralarda dedim bayağı bir oyun. Ne oynuyordun? World of Warcraft oynuyordum. Hı. çok ciddi şekilde. Onun dışında tabii oynadığım çok oyun vardı ama o benim manyaklığım World of Warcraft'a denk geldi. Hatta son bu pandemi döneminde de tekrar klasik çıkınca bir bir senede oynadık o güzel bir pandemi dönemini daha <laughs> tatlattırdı bizi. <laughs> evet ee, deli bir oyun. Yani ben ya çok Ya Metaverse'ün kralı o aslında işte. Değil mi? Yani, bugün yani metaverse metaverse diyorlar da gelsinler bir World of Warcraft'a gelsinler. İçeride Auction House diye bir şey var abi. Borsa yani. Hani <laughs> ciddi şekilde de borsa. Mi? Bazı zamanlarda bazı şeyler çok ucuz olurken bazı zamanlarda inanılmaz patlamalar yapıyor. Çünkü nedenleri var yani hani. Oyun içerisinde müthiş parametreler o, var. Çok gerçekten apay apayrı bir oyun. İnanılmaz ben bir şey. yani li... Orta, son muydu bilmiyorum. Hı. En son, yani Diablo vardı. Diablo Aynen. oynamıştım. Hı hı. E, ondan sonra çok şey yapmadı. Çok e, sarmamıştı hı hı. beni. Yani güzeldi ama e, tabii zaman zaman istiyor. Çok ciddi zaman istiyor abi. Ben bu yüzden bir senem gitti zaten okulda. <laughs> ee, hatta neredeyse okuldan alınıyordu. <laughs> <laughs> Benim bir arkadaşım vardı. Acayip <gülüyor> oynuyordu. <gülüyor> yani bir de işte klana giriyorsun. Klana <laughs> karşı takım sorumluluğun var. Ciddi bir sorumluluğum var hem de. Yani bayağı bildiğin. Ciddi bir ikinci hayat yani. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ben sabahları okula çıkar gibi gidiyordum. Aha. Pusuya çekiyordum. <laughs> Annem falan çıkınca hop <laughs> evet. geri dönüyordum. Oradan roket devam. Oh. Günde 8-10 saat falan oynuyordum. Bazı zamanlar 16-17 saatlere çıkıyordum. Öyle o. değil mi? Oynayam, yani öyle yemeğini oynayam. zaten bilgisayar yanında yiyorsun. Yani hmm, Hiç e, bilmiyordum bunu. E, ya, yaşadık yani ama. Rast yani. oynadın mı Hiç. Rust yok bilmiyorum onu. Ben de Rust diye bir oyun e, oynamadım. Ya <laughs> pardon çok az denedim. <laughs> ee, yani Rust içinde şu deniyor. Ee, yani Rust bir oyun değil tam zamanlı iş. iş. Şöyle mesela bir tane bir şey yapacaksın diyelim, bir bina <laughs> yapacaksın. Ee, işte o odunu kazanmak için vur 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 vur. anlıyor musun? Şeye vuruyorsun, e, odun yapıyorsun. Aynen. işte ondan sonra o yani zaman harcaman lazım. Tabii. O da o da yetmiyor. Evi yaptın, evin sabit gideri var. Sürekli odun azalıyor. Yani işte. evin durması için e, tekrar odunu evet. yapman lazım. İşte tuşa bas 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 bas. <laughs> Ondan sonra o da geçtim. E, sonra e, sen uyurken e, senin e, evini raid edebiliyorlar. Bir de. Evet. Ne <laughs> <laughs> <Ve düşün, gülüyor> O kadar yaptın. E, Gerçek e, hayat gibi işte yani. Evet. Tam manyak. Iş. Yani düşün belki ne bileyim 500 <laughs> saatlik emeğini. Tabii. ...gidebiliyor. Onu da geçiyorum. Hmm. E, mapler... E, ...bir haftada bir falan siliniyor. <laughs> bir de... ...bu kadar uğraşıyorsun <laughs> mu siliniyor. Evet bile. öyle haritaların tarihleri var. Reset atıyor. Çünkü biri çok güçlenmesin <laughs> diye. Ha. Ama... Çok saçma bir algoritma yapmışlar kendi kendine. <laughs> Nasıl bir denge bu ya? Yani bizim oyunda da şöyleydi. Yani günde 3-4 saat giriyorsun ya. Mesela... <laughs> ...bizim manyaklar günde 17-18 on on saattir onlar... Ha günde 3-4 saat oynayana şey diyordu. Casual player diyorlardı yani. Oo. Tabii tabii. Hani yani böyle gelmeseydin falan diyorlar. <laughs> Ulan daha ne kadar geleyim yani? Sosyal İşim baskı da var, var yani. Ooo kralı. Kralı. Ya yani evet Metaverse'ün ne olduğunu gördüm abi. Ben hani. Aha. Belki de o yüzden bu kadar uzak duruyorum. Hmm. Hani belki de benim Değil için mi? o bir şey olmuştur. Kesinlikle. Hani çünkü ciddi, gerçek bir Metaverse orası yani. Hani çok ciddi şekilde çok iyi yapılmış, çok iyi dengelenmiş, çok iyi tasarlanmış bir dünya. Ee, dolayısıyla içeride insan ilişkileri de artık parametre olmaya başlıyor. Hmm. Olay o kadar iyi ki hani herkesin bir görevi var sorumluluğu var ve bir gruba karşı olduğun için grup içerisinde de entrikalar da dönüyor işte dramalar falan. Dolayısıyla doğru yok, gerek yok yani. çok gerek yani, çok doğru. Orada yani. küçükten bir e, sanal yaşam Aynen. kesinlikle var. Aynen. Ee, sonra diyordun e, elektronik şeye geçtin. E, tasarım yaparken eskiden karikatür yapmayı seviyordun. Evet sonrasında sonra, işte Photoshop Adobe. vesaire falan <laughs> derken zaten hani grafik tasarıma giden yolumuz açıldı. Grafik tasarımı okudum. <laughs> Ajans hayatına başladım. Burada da 432 Dizayn Stüdyo'yu kurduktan sonra e, 2019'a kadar onun başındaydım. E, tabii bu... Ajans dünyası beni biraz, e, nasıl söyleyeyim? Yani güzeldi e, fakat bana göre değildi. Hı hı. E, çizime geri dönme isteği oluştu bende. Hı hı. Ve çizime geri döndüğümde de e, kendime bir meditasyon bulmuş gibi hissettim. Hı. Yani o ilk zamanlarda daha dot work işler yapıyordum ve çok uzun zamanımı alıyordu onlar hı. benim. Hatırlıyor Çünkü nokta 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 bir A4'ü ben 40 50 saatte falan bitiriyordum. Hı hı. E, dolayısıyla hani çizimden öte... ...bana bir meditasyon gibi geliyordu. Sonra sonra bu... ...bayağı çizmeye başlayınca... ...yani dedim ki aslında hani... ...yani bir... ...reklamcı gibi değil... ...bir sanatçı olarak anılmak istiyorum galiba hı. ben ve... Kaç e, yaşında... Böyle... Bu oldu. 2014-2015 yani de başlamıştı şeyimiz Hı -hı. ajansımız. 2016, 2017 gibi dedim ben bunu. yavaş yavaş. Bana bunu... hitap etmiyor. Aynen, bana hitap etmiyor. 2019 senesinde Nisan ayında e, ortamdan ayrıldım Hı -hı. ve daha sanat dünyasına atılmak üzere çalışmalarıma başladım. Bir tane kişisel sergi açtım Ankara'da. Hı, -hı. Hatırlıyorum. Ondan sonra e, sonrasında pandemi patlak verdi. Peki sanatçı ruhu Şimdi eskiden de diyorsun ben de karikatür çiziyordum. Hı -hı. Ee, şimdi kardeşinde de var. Hı -hı. Ee, şimdi ailede var mı? Bu arada e, sen de ne zaman hissettin ya yani, sanatı sevdiğini, bir şeyler çizmek istediğini? Hı -hı. Ee, çünkü mesela sen ben de e, yarat yaratıcılık var Hı -hı. ama hiçbir zaman çizim çizme isteği olmadı bende. Sen de sende neler var? Bir de bu sanat dışında sadece çizim dışında da e, farklı sanat alanlarına da ilgin var mı? Hı. -hı. Yani şöyle, e, herhalde annemiz babamız küçükken bizim evimizde çok fazla boya kalem varmış ki ondan dolayı biraz aşinayız diye düşünüyorum. Hı hı. E, yani küçüklüğümüzde hem Beril hem ben, Beril benden daha çok, e, çok çiziyorduk. Ama işte benim teknolojiye bakış açım mesela Beril'inkinden daha fazla olduğu için hı hı. ben çok teknolojiyle haşinleşir oldum ve o tarafı bıraktım. Beril mesela her zaman çizmeye devam etti. Ki onun da zaten... E, Meyvasına aldı çok fazla. Evet. Ee, hala da almaya devam ediyor. Çok güzel işler yapıyor. Ee, evet. Ben daha hep elektronikçiydim. Yine elim şeye gitti ama şu anda mesela işte daha demin anlattığım gibi işte dotwork yaptık. Pandemi patlak verdi. Biraz gündemi hicvetmek istiyordum. Daha hızlı iş yapmam lazım. Dotwork ile yapamıyordum. Ne yapmalıydım? Başka bir e, medium'a geçmem gerekiyordu. İşte nedir? Hı -hı. Bu daha hızlı çizebileceğim bir tarz. E bunun içinde bu sırada Adem çıktı. Adem'le beraber hı hı. işte gündemde olan olayları veya işte tarihsel olayları veya kendi kafamda ilgim ne varsa o konuyla alakalı çizimler yapmaya başladım. E i̇nsanların da hoşuna gitti. Hı hı. Ve bununla beraber böyle bir furya başladı. Ben yani pandeminin başından beri aralıksız dotwork'ü bırakmış tamamen e, vektörel bazda çizimler yapan bir e, ilüstratöre dönüştüm diyelim. Bunun dışında başka sanatsal Hı -hı. ilgim var mı? Eskiden müzikle uğraştım bir ara. Öyle ee, mi? Ne, evet. ne yaptın? Valla elektronik, Logic üzerinden veya Ableton Hı -hı. üzerinden biraz Hı -hı. da DJ'lik yaptık falan işte. Ee, Rahmetli Devran hatırlarsın onunla beraber bir tane albüm yapmıştık. Ee, Lavabo diye bir grubumuz vardı. Bir yedi şarkılık herhalde böyle bir elektronik müzik albümü yapmıştık ama çok amatör bir şeydi. Hı -hı. Ee, tabii onun vefatıyla ee, ben de biraz açıkçası küstüm o tarafa. Genel ama... olarak ama hep bir sanat e, merakı var o zaman. Evet bir şeyler üretmeyi seviyorum diyelim. Yani hı hı. kendi aklından bir şeyler böyle bir ezgiler bir frekanslar geliyor onları böyle o artık medium neyse müzik mi şey mi ama çizimde kendim buldum diyebilirim. Evet, bu reklamcılıkta tabii şimdi kreatif bölüme ihtiyacı e, var. Hı hı. E, fakat tabii şey gibi görüyorum. Böyle e, kreatif insanları reklamcılığa koyunca böyle sanki e, bir insanı kafese koymuşsun gibi. Evet. E, tamam. Anlatacağım ben de. Çok iyi bir e, şov sergileyebiliyor. Atıyorum evet. ne bileyim bir e, dans, e, dansçı diyelim. Hı hı. Bir dansçı gibisin, dansı iyi yapıyorsun. Hı hı. Ee, ama sana söyleniyor şurada dans edeceksin şu kadar dans edeceksin şu hareketi yapacaksın. Aynen, e öyle. şimdi bu da tamamen ters. <laughs> Kesinlikle. Yani ve üzücü bence yani bu sektörde yani böyle yaratıcı insanların e, hapiste Abi mainstream Hı -hı. bu ana akım reklamcılık. Her şeyin bir ana akımı var işte. Bu reklamcılığın da ana akımı, bu ajans dünyası ve o markalarla beraber olan etkileşimleri ki bu biraz değişmeye başladı özellikle sosyal medya ile beraber. Yani Hı -hı. tabii ki yine televizyonda yapılan şeyler belli başlı şeyler oluyor ama e ee, benim de isteğim buydu. Yani ben yine bir reklam yapmaya devam edeyim ama kendi tarzımda Özgür devam edeyim. Yani ben markanın kendisine gitmeyeyim bana iş verin diye. Marka bana gelsin. Seninle iş yapalım diye istedim. Tarzın i̇şte. bize uyuyor. Ben bu Hı -hı. noktaya, bununla yola çıkarak kendime Hı. bir e, bağımsız bir hayat istedim tek başıma Hı -hı. bunu ben çizimlerimle tabii başarmaya çalışacağım. ...hoş işte daha yolun başındayız diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Markalarla iş de yaptım. Şu anda kendi çizimlerimle. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü e, özgürlük alanımın olduğunu hissediyorum. Çünkü benim yaptığım işe değer verildiğini hissediyorum. Hı hı. E, dolayısıyla da... E, ...değer verildiği için de... ...içimdeki cevheri çok daha özgürce ortaya çıkarabiliyorum. o Kıstıkları zaman... ...orası bana küsüyor. Çıkardığım şeyi de ben kendim hı hı. tatmin olmuyorum. Evet. Çıkarmaya çalıştığımda da hani ıkınıyormuş gibi olmuyor abi. Ama yani o rahat bırakıldığı anda o ortam, ekosistem diyorlar hmm. ya. Yani, ekosistem bana açıldığı anda hmm. rahatlıyorum. O yani o zaman e eğer doğru müşteriyi seçersen... E hmm. Bu alanda reklam reklamcılık yaparak kreatif bir insan aslında o kadar da daralmayabilir. Aynen öyle, öyle mi? Öyle. Müşteri evet. seçmek de tabii abi zor bir şey. Şimdi yani da müşteri var. Se seçmediğim zamanlarda oldu olmaya da devam ediyor tabii ki. Tabii. Hani sonuçta bir dünyada yaşıyoruz, hepimizin geçimini sağlaması lazım. Hı hı. Ee, sevdiğim işler var, sevmediğim de işler var ama yine sevmediğim işler şu anda yani sevmediğim işler ...ajansa yaptığım sevdiğim işlerden daha beni tatmin ediyor. <laughs> Anlatabildim değil mi? Evet. Hani kendi stilini ortaya çıkarıp, o stili kabul ettirmek, insanların beğenisini kazandırmak zorlu bir süreç. Çünkü artık herkes bir şey yapıyor. O kadar çok content var ki, o kadar çok içerik var ki etrafta. Hani hangi birisini izleyip, ne şey yapacağını bilmiyorsun. Dolayısıyla bir farklılık sunman lazım. Evet çiziminde de iyi olmalı, <laughs> bir taraftan dilin iyi olmalı, bir taraftan yaptığın içeriğin içerisinde bir mana olmalı. ...vesaire gibi durumlar oluyor. Ee, yani o yüzden hani baş... şu anda memnunum halimden. Ne de başarısız proje çıkıyor. Yani bir şey bakıyorsun Hı -hı. mesela... E, ...çok alakasız bir sektörden e, bir yere tasarım yapan... ...veya bir içerik üretmeye e, çalışan prodüksiyonlara bakıyorsun. Yani benim de tecrübem oldu dışarıda Hı -hı. yapılan şeylere baktım. E, inanılmaz bütçeler, Hı -hı. yani inanılmaz işte... ...yazarı ayrı, ekran yönetmeni ayrı, tamam. yönetmeni ayrı vesaire Ama e, e, bir takım yok. Hmm. E, ve sonuçta çıkan bir içeriğe bakıyorsun... ...belki 500 bin lira, belki 5 milyon lira harcadılar. Ya Bakıyorsun gerçekten şöyle o konuyla ilgili bir insan... E, ...belki bir tane e, 2000 TL'lik, 5000 TL'lik bir e, kamerayla... ...çok daha iyi bir e, sonuç çıkarabiliyor evet yani bence orada iskelet doğru kurulmuyor yani anlam iskeleti doğru anlamlandırılmıyor iş <laughs> ee, ve artık her şeyden o kadar var ki yani hani markadan da o kadar var markalardan farklı farklı dolayısıyla baskıç olmaya başlıyor her şey yani <laughs> işin içerisinde bir tını olmuyor bir mana olmuyor dolayısıyla işte dediğin gibi yani 5 bin lık bir adam böyle gelip sana müthiş bir mana sunabilecekken o 5 milyonluk ekip Sunamadığı zaman yaptığın iş tamam evet <laughs> acayip bir prodüksiyon yaptınız ama arkadaki mana ne diye baktığında almıyorsun bir şey tamam. Yani bunu şeyde de görüyoruz mesela büyük markalar e, bir sürü proje yapıyor. Hmm. Ya Benim gördüğüm neredeyse yüzde sekseni izlenmiyor da. Yani, Takdir diyorsun? de edilmiyor. Hmm. E, anca ne zaman izlenir? E, parayı basıyorlar. Parayı bastıktan sonra zorla önüne koyuyor. Hmm. O zaman izliyor. Aynen öyle. Aynen yani izlenmiyor öyle. da. Tabii. Yani e, o yüzden de sanırım. Ama zaten izlenmek mi önemli olan yoksa hani bir kez gördün ya onu akılda <laughs> kalması mı? Sürekli olarak aklında kalması için mi yapıyorlar onu? Ya marka izlenmek ister sonuçta. Yani sonuçta ben bir e, lira harcayıp <laughs> 5 kez izlenmek isterim. Kötü bir projede bir lira harcayınca iki kere izleniyor. Çünkü evet. doğal izlenmesi olmuyor. Anca e, reklamla izlenme oluyor evet. ama beğendim deyip attığı ol, olmadığı için. Evet. Yani ticari bakış açıları Hı -hı. tabii ki Hı -hı. öyle oluyor. Hı -hı. Aynen öyle. Kahve bu arada e, ne içersin? Genelde kahve Hocam, tüketir misin? Ne seversin? Ben kahve, kahve çok severim. Ee, Amerikanı severim. Amerikanı. Evet bir şekilde. Aynen. Nerede genelde evde evde mi yapıyorsun? Evde yapıyoruz Eşimle beraber genelde e, hı hı. filtre yapıyoruz Fransız preste e, arada o V95 mi deniyordu onlar? V60 aynı. <gülüyor> <gülüyor> N95 <gülüyor> Doğru bakalım da kırptırdı. Çok fazla. <laughs> V60 ile arada böyle keyfim gelirse yapıyorum. Çok Beni biraz yoruyor çünkü. E, onun dışında arada dışarıda içiyorum hı hı. ama yani tabii dışarıda biraz. E, sürekli gelen zamlardan biraz pahalandı o yüzden mümkün olduğu şeyde içmeye devam ediyor. Amerikano da dedin. E, geçen e, podcast'te de konuştuk. E, i̇şte bazı e, şeyler kafeler mesela şey vermiyor. E, espresso veriyor. Hmm. Mesela espressoyu uzun çek, çekim yap diyorsun. E, kabul etmiyor. İşte hmm. Amerikanı istiyorsun mesela şöyle bir komedi var. E, Amerikano yok. Hı hmm. Diyor ki işte espressoyu bozuyor, sulandırıyor. E, ...ama latte satıyor sen bir de yani Hipo, bu işin pirisi bakar yani mısın? Sen, senin için yani sen bayağı daralıyorsundur. Çok e tabi eşim ben diyorum. Benim ama... için hani ben çok şeyim böyle hani filtre kahve Amerikanı Aha. arada double espresso daha fazla bir şey içmiyorum ben zaten nasıl yapıldığını da. Hani maksimum yaktıklarını anlıyorum lan yani yakmış evet. falan diyorum ama onun dışında aroması bilmem nesi belli bir şey değilse standart değilse tamam abi ne güzel yapmış falan diyorum. Düşünsene yani. mesela. Bu arada Ay... çok özür dilerim. Tabi tabi Sana ben güzel bir hediye getirmiştim Aa, onu bir tat tatmin etmek istiyorum. Ne getiriyorum? Şöyle güzel tatlı bir pro aldım sana. Teşekkürler. Şöyle bir Çiko çikolatalı herhalde. Evet. Hmm, bir bakalım. Yakacak mı yüzeye? <laughs> Tadına bakalım <laughs> yani. Bak hocam. <laughs> Düşüncemizi söyleyin. Oo çek 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 çek, çek. <laughs> Nasıl? Evet, gayet güzel. Yani aromalı, çikolatalı, çikolatalı güzel Çikolata bir şey var. Çikolataları alıyorsun galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, ondan sonra e, sütlü şey yapılabiliyor. Sütlü veriyorlar. <laughs> ee, şimdi şunu ben düşünüyorum. Mesela aynı kahveci gitti, e, rakı içmeye. Ondan sonra rakı alacağım. Nasıl alırsınız? Ya sek vereceğiz, su katamıyoruz ya da sütlü vereceğiz. <laughs> Her şey anlamıyorum öyle. bırakın isteyen istediği gibi içsin Her şeyin en ideal, en güzeli budur Yani bunu zorlamaya dayatmaya Zor, aynen gerek öyle. yok diye aynen düşünüyorum öyle. Ben de Bir de bazen mide rahatsız oluyor Mide rahatsız olduğu için biraz daha sulu isteyebilirsin Özel bir durumu olabilir ya Ben Double Espros'u da çok seviyorum ama işte Hı -hı. arada böyle bir sulandırıp böyle daha uzun uzun o keyfi yaşamayı daha çok seviyorum Yani evet. filtre kahve de aşağı yukarı baktığında zaten aynı şeye geliyor Yurt dışında e, nereleri gezmeyi seviyorsun? Sevdiğin ülkeler var mı? Vallahi abi eşimle beraber biz gezmeyi seviyoruz biraz. Mümkün olduğunca da gezmeye çalışıyoruz. Ee, en son Madrid'e gittik çok beğendik. Madrid çok keyifliydi. Özellikle gastronomik açıdan biraz yemeği de severiz biz. Hı hı. Ee, gittiğimiz her yerde yemekler efsaneydi ya. Yani çok keyifli. insanlar da çok keyifliydi. Yani şehir olarak bayıldım. Bir Ankaralı olarak sen de Ankaralısın. Hı hı hı. Yani... ...Ankara'nın çok güzel hali gibiydi madet. Yani böyle... Neler yediniz? Abi her şeyi yedik ya. Vallahi her şeyi yedik. Yani kuyruktan tut işte domuzu bilmem neye kadar... ...işte tatlısı... ...ondan sonra neler deniz mahsulleri... ...işte bu Persebes dedikleri deniz sülümüne öyle bir şey ha, var. Böyle. O, o. <laughs> evet, evet ilginç ilginç şeyler yedik ve ben çok güzeldi, keyifliydi. yiyemezdim herhalde deniz e, sülüğü. Nasıldı tadı? ilginçti. Yani müthiş diyemem ilginçti <laughs> yani çok güzeldi. Deneyim olarak ee, Yani bütün her şey güzeldi overall baktığında. Hı -hı. E, yani bol bol da içtik. Çok ucuz yani bira bir euro. Hı. Yani hani bizim için bile ucuz yani burada 20 liraya bira içebilmem mümkün değil. Orada bir euro adam böyle cebinden bozukluk atıp bira içiyor yani. Hani çok ilginç Evet ne? bir buçuk euro da su. <gülüyor> <gülüyor> Değişik. Yani. Evet. Milleti, milleti alkolik yapmaya mı çalışıyorlar? Hmm sonra Tayland'ı seviyoruz. Tayland'a gittik en son. Hı hı. Ee, kemikler ısınsın diye. Tayland'ı ben de merak ediyorum. Ee, çok güzel. Doğası çok güzel değil mi? Şahane. Yani çok ilginç Bahsetsene bir doğa. ortam. Hiç Türkiye gibi değil abi. İşte muson bölgesi olduğu için. Muson o ee, bölgesi ne oluyor? Yani muson yağmurlarının olduğu bölge. Hı. Yani hayvani yağmur ya yani senin hı. benim bildiğim yağmur değil o. Bu başka bir şey Tropik yani, gibi. Yani, mi? Tabii tabii tropikte. Hı. Yani nasıl söyleyeyim sana? Yani 5-10 dakikalığına bir yağmur yağıyor böyle sel gibi ve hmm. bir anda indiriyor sonra böyle iki saniye sonra güneş çıkıyor her yer kuruyor ve insanlar hayatına devam ediyor. Ha o ediyor güzel falan. devam etmiyor. Tabii tabii. Ha. ya aralık böyle aralıksız böyle takılıyor zaten yani böyle yağıyor devam ediyor yağıyor devam ediyor hemen kaçıyorlar şöyle çünkü ciddi canını acıtıyor bu arada ben denizde yakalandım Allah, Allah dedim Allah. ki ne kadar güzel yağmur ee? ya. falan. küçük küçük başladı çünkü böyle suya böyle şey su taneleri düşüyor böyle tatlı tatlı onları izliyorum böyle şeyden <laughs> bir bastırdı. Yani canım acıyor. Resmen derime böyle küçük küçük bıçaklar sokuyorlar gibi. Bulut Çıkana kadar nasıl? bayağı. Bulut Abi öyle görünmüyor o... fotoğraflarda. değil böyle mi? Böyle puslu gibi zaten hava hep. Hmm. Yani bizim gittiğimiz zaman da çok güzeldi. Acayip temizdi hava. Hmm. Ama tabii o tropik bölgede olduğun için inanılmaz yakıyor. Hmm. Yani böyle 10 dakika kal böyle kavruluyorsun. Güzel bir şey değil. Dolayısıyla bulutlu olması daha iyi her zaman havanı. Ee, değişik güzel yerler ya. Yani bir ananaslar bir mangolar var. Ya, ...bir metre kokuyor yani anlıyorsun neyin. Burada yediğin şeyin o olmadığını anlıyorsun yani. Sizin işte mesela uzaktan çalışma imkanı da olabiliyor değil mi? Sonuçta evet. tasarım isteniyor. Evet. Ee, uzaktan bir görüşme de yapabilirsiniz. Tabii. Benim son ee, yaptığım 3-4 işte ben insanlarla birebir de tanışmadım. yani Dilediğin şehirde olabilirsin. Tabii tabii. Ee, ben peki sır bu... çantam benim ofisim aslında baktığında. Bu sektöre girmek isteyen arkadaşlara... Ee, ...ne tavsiyede bulunursun? Belli bir portföyleri <laughs> olana kadar ne yapmalı? Ee, sanat olarak, yaratıcılık olarak o başarılı olan insanlara sanırım önerirsin. Nereden başlamalılar? Valla öncelikle yapmak istedikleri branşı doğru şekilde seçmeleri lazım diye düşünüyorum. Bir konu üzerine uzmanlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Tabii ki her şeyi bilsinler, küçük küçük öğrensinler ama bir konuda da uzmanlaşsınlar bu motion design olabilir hareketlendirme işte hı hı. after effects tasarımı veya bir kurumsal kimlik tasarımı markalaştırma tasarımı konusunda uzmanlaşabilirler veya atıyorum retouch uzmanı olabilirler yani çünkü e, belli başlı işlerde belli başlı uzmanlık alanları isteniyor hı hı. E, ben açıkçası onun biraz e, şeyini çektim ceremesini çektim nasıl her şeyden biraz biraz biliyordum ama bir şeyi tam yapamıyordum hı. biraz da bu aslında benim için hem avantaj oldu şu andaki hayatımda hem de e, dezavantaj oldu. Avantajı ne oldu? Şu anda ben e, kendime bir içerik hazırlarken veya bir içerik hazırlarken çizimi de kendim yapıyorum, vektörleştirmesini de kendim yapıyorum, Photoshop'u da ben yapıyorum, e, After Effects'i de ben yapıyorum, ses tasarımını da ben yapıyorum. Her şeyi ben yapıyorum yani. Hani e, bunları bilmek güzel oldu ama. Küçük yaşta bir şeyin üzerine giderek uzmanlaşmaya devam ederlerse... ...sevdiği işi bularak tabii hani sevmediği bir işte değil ama... ...sevdiği işte uzmanlaşmaya devam ederlerse... ...ileride e, bu konu hakkında abi bak bu adam bunu yapıyor... ...çok daha net şekilde piyasa içerisinde oturtabilirler... ...ve bu sayede çok daha rahat şekilde geçimlerini sağlayabilirler diye düşünüyorum. Peki mesela sektörden bir açık üstüne mi gitsinler? Yoksa e, genel olarak tüm bölümlerde... İş var, gelecek var. Ee, başarılı olduğunuz veya sevdiğini mi yap dersin? Abi sürekli olarak değişen bir şey bu. Hmm. Yani en basitinden şöyle söyleyeyim. Bizim ajans zamanında 2014'te biz... Ya komik geliyor şu an ya baktığımda. Hmm. Atıyorum işte yemek fotoğrafları çekiyoruz. Yemek fotoğraflarının dekupesinin yapılması lazım. Bugün iPhone 14... Neyi yapılması lazım? Dekupesi. Nedir yani dekupen? bu dekupe dediğimiz şey... O yemek fotoğrafın oradan Photoshop'ta kesilip... ...tek parça alınıp bir PNG haline... ...yani arkası <laughs> transparan hale getirilmesi... <laughs> ...ki sonrasında istediğin yere koyduğunda... ...o tabağın kendisi sadece konulsun oraya... <gülüyor> ...posterde <gülüyor> düzgün şekilde şey görürsün. Ee, artık onu iPhone'da... ...böyle basılı tuttuğunda tık diye... ...o anda onu algılıyor ve onu alıp... ...istediğin yere atabiliyorsun PNG olarak. Yani normalde bir tanesi için belki... ...bir buçuk, iki of. dakika, üç dakika zaman harcayan... ...insan yerine artık <laughs> bir buçuk saniye... ...yapan bir şey var. Dolayısıyla... Evet, işler yavaş 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 robotikleşmeye devam ediyor <laughs> ee, ve yani sürekli olarak insanların kendini geliştirmesi lazım. Yani, hatta şu var işte, AI artlar çıkmaya başladı. Generated artlar var yani ya evet. bu doliler vesaireler. Chat GBT... Onu daha var. kullanmadım da o bayağı bir olay çıkmış ya onda. E, de, deneyelim şimdi istersen. Ben Deneyorum. bir kere e, açabildim. Hep kapalı e, şey, yoğunluktan şey gösteriyor. Şimdi bir deneyelim. Evet, bu Aa. arada güzel çok güzel bir noktaya e, geldin. Yani evet yani teknoloji işini alabiliyor bazı insanların. Evet. Yani hatta yani bugün baktığında işte Hı -hı. geçen gün bir baktım adam bir tane ürün yapmış. Bu evet. ürünün PNG'sini o, o şeye atıyor ve diyor ki arkası kum yani böyle bir termos gibi bir şey. Arkası Hı -hı. diyor Sandy Beach diyor işte kumlu bir şey olsun, kumsal olsun vesaire. Iı, tak arkaya o görseli yerleştiriyor, tak binlemneyi yerleştiriyor. Bir dört beş tane görseli bir buçuk dakika içerisinde yapabiliyor. Normalde en hızlı adamın yapamayacağı hızda yapıyor. Yani dolayısıyla o grafikere ihtiyaç kalmadı artık grafikerlik diye bir şey kalmayacak. Oo. Hatta işte dediğin gibi Şimdi, bu dolaylılarla vesairelerle görsel yapabiliyorsun. Şansımıza da açıldı bu arada ee, arkadaşlar bunu e, kesinlikle bakın bu Chat GPT de e, Open Open yayın bir buçuk e, şeyi değil mi? Evet. iki ay falan oldu. Evet. E, şu ana kadar dünyada en hızlı e, üye sayısı artan ve değerlemesi yani böyle komik bir şekilde milyar dolara anında fırlayan tek firma. Evet. Yani bu bir devrim. Çok e, tartışılan bir şey. Şimdi buradan dene dene diyeceğiz. Bu arada Microsoft evet. satın aldı galiba OpenAI'yi. Doğrudur. Vallahi, bu, burayı mı aldı? Şey. OpenAI'yi aldı işte OpenAI bunların hı. hepsinin şeyi. Hı hı. Doğrudur valla şaşırmayın. Abi yani hani değişik gerçekten farklı bir dünya bu ama işte şöyle bir şey de var. Aa, yani şimdi diyor? açmıyor mu? Explain it. Yok. It's getting notified when we're ha. back diyor. Ee, evet çatladı. Evet kandırıldık. <laughs> Dur bakayım tuşa basayım ha. Mailini ver bana ha, haber vereceğim yani diyor. Yani. Neyse ben... Ee... Küçük bir şey. Bu arada sen devam et. Ee, sözünü kestim. Yok estağfurullah. Hı. Yani e, Microsoft satın aldı dedin. Evet yani, Microsoft satın aldı. O ayrı konuda hani... Bilmiyorum abi makine sanatı dediğin şey beni çok e, heyecanlandırmıyor. E, evet çok acayip görseller yapılıyor bu arada. Hı -hı. E, fotoğraflar bile çıkıyor. Hatta artık öyle bir noktaya geldi ki ...işte yazıyorsun Dolly'de mesela işte... ...Yeniçeri askeri veya işte bir padişah ama Hı -hı. Terry Richardson tarzında bir... ...fotoğrafla hmm. çıksın işte Terry'ci'sin çok ünlü bir fotoğrafçı. Evet. Fotoğrafçısı. Ona göre fotoğraf veriyor. Veya bilmem ne stilinde yap diyor. Van Gogh stilinde yap. Ona göre şey yapıyor. Ya yani şimdi şöyle bir durum var. Mesela ben daha yeni bir sanatçıyım. Kendi kendime bir tarz oluşturmuş gibi hissediyorum kendimi. Hı hı. Bugün bir AI gelip benim tasarımımı şöyle 20-25 tane görselle beraber hı hı. anlayıp iki saniyede tasarım tarzı rengi nedir, şu nedir, bu nedir. Deyip de işte Sine Ateş tarzında bilmem ne yaptı. Zank diye böyle dört tane görseli benim tarzımı çıkardığı anda bu şimdi bir öyküme midir? Bu çalma mıdır? Bu nedir? Ve karşındaki adam da tüzel kişilik de değil, normal bir kişilik de değil. Karşındaki bir, AI evet. yapay zeka. Kime dava açacaksın? Dolayısıyla böyle bir şey noktası oluyor. Yani hukuki bir sorunsalla gelmeye başlıyor. Yani plajirizm dediğin şeyi yapıyor karşıdaki. E, evet, yani ben çok ama Hı -hı. genel olarak konu bu. Yani şimdi tabii şey deniyor işte... ...AI'ın yani... ...neydi Türkçe? kusura bakma. Yapay zekanın. Yapay zekanın yaratıcılığı konuşuluyor ama... ...yaratıcılık falan arkadaşlar kesinlikle yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü eline elinde örnekler var... O örnekleri karıştırıp ortaya bir sunum pot, yapıyor. Potpourri yapıyor aslında. Evet. evet. Yani İnanılmaz bir generated özel bir şey yok yani tabii ortada. Tabii. Çünkü ben de senin, denedim. Senin bir düşüncen vardır. Üç tane kitap yazmışsındır. Bu üç tane kitaptan e, paralel düşünceleri alıyor. Karıştırarak bir e, sonuç veriyor. Yeni bir şey kesinlikle üretmiyor. Yani evet. eldekilerle yapıyor. ha Başarılı da şeyler yapabiliyor ama yeni değil. Evet. Evet. Yani dünya üzerindeki bilgileri topluyor, hı hı. toplamaya da devam ediyor şu anda. Bütün hepsini işlediğini zannetmiyorum. Onları alarak bir ortaya işte öykünmeyle beraber bir şey çıkarıyor... ...görsel çıkarıyor veya bir yazı hı hı. çıkarıyor veya bir müzik çıkarıyor. Sen ne denemiştin? Vallahi ben bir işle beraber ortaklaşa şey yaptım. Biraz böyle Osmanlı konusunda şey yaptım. Dedim hı hı. işte ne? Dedim Golden Armored Janissary falan hı hı. işte böyle altın giysili... Ee, ...Yeniçeri, işte Topkapı'da daha sci-fi bilmem ne bir şeyler dedim, işte bilim kurgu tarzında falan. Bir şeyler çıkarıyor, ilginç bir şeyler çıkarıyor da... ...hani şeyler, e, mesela daha yüz görmeye çalıştığında yüzleri tam doğru göstermiyor mesela. Fotoğrafta gösteriyor ama çizimlerde yüzler hep böyle bir şey gibi, kaymış <laughs> falan böyle. ilginç <laughs> bir noktada, bilmiyorum yani değişecek, ne, neler yapacaklar. tabi farklı farklı şeyler de var bu arada, hani hı hı. sadece ben Dolly'de denedim. Ee, diğer işte... Ne, neler vardı hiç hatırlamıyorum da isimlerini çok fazla ilgili olmadığım için. Yani şimdi bu teknolojik tarafı artık beni çok şey yapmaya başladı. Çok hızlı ilerliyor her şey. Hı hı. Çok hızlı böyle insanlar bir şeyleri moda ediyor. Ondan sonra hop öbürüne atıyorlar falan. Artık bilmiyorum yaşlandığımızdan mıdır nedir tam takip edemiyorum. Ben de onlar kadar hızlı atlayamamaya başladım artık yani. Daha çok kendime biraz hı hı. konsantre oluyorum. Peki diye. şey kullanılabilir mi? Mesela bir tasarımcı kafasını açmak için kullanabilir kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle yani... ...kompozisyonlama sürecinde veya bir masal kitabı yapmak istiyorsun hı hı. atıyorum en basitinden. Ee, o kompozisyonu oluşturabilecek farklı farklı senin e, aklını açacak görseller görmek istiyorsan... ...aslında çok mantıklı bir araç hı hı. diye düşünüyorum ama direkt onu alıp kullanmak bilemiyorum. Peki e, bu işi yapmasaydın e, yapabileceğin ne olurdu? Veya... Bu ikisi arasında da kaldım diyebileceğim şey var. Benim mesela şahsen e, olabiliyor. E, fakat sonuçta iki tane e, isteğim vardır veya hayatta sevdiğin şey vardır. E, bir tanesinin e, daha e, ticari hayatta getirisi fazla olduğu için birini hobi olarak devam edersin. Diğerine işte de devam edersin. Evet. Senin böyle yakında giden bir şey var mıydı? E, veya yaşlandıkça çıkıyor mu? Ben tasarım okumasaydım arkeolojiye girecektim. Oo, Severim. tarih şeyini. Ee, okuyorum da hala. Yani onu hobi hmm. olarak devam ettiriyorum. Hatta eşim de çok seviyor. Beraber işte Türkiye içerisindeki ee, gittiğimiz yerlerdeki o bölgenin içerisinde eğer bir tarih eser varsa ki her tarafta Türkiye var. Türkiye çok zengin değil mi o Gerçekten onda. muhteşem bir yer o konuda. Hı -hı. Ee, oralara gidiyoruz yani gidiyoruz oranın bir oluyor bir de erken saatlerde gitmeyi seviyoruz ki böyle hani boş olsun e, tabii. biz gezelim falan böyle hani deli gibi kalabalık içerisinde çünkü tam olarak algılanmıyor. Ee, geziyoruz o yüzden yani o gezmeye devam ediyoruz hoşuma gidiyor. Dünya çapındaki yerleri de bakmayı seviyorum. Mümkün olursa gitmek de istiyorum. Hayatımda en çok gitmek istediğim yerlerden iki tanesi e, Elif biraz kızacak çünkü o çok soğuk sevmiyor. Birisi Kamçatka, birisi de Antarktika. Oo. Ya yani o bölgeleri çok görmek istiyorum. Böyle nasıl söyleyeyim? Tundura ve böyle bomboş olan yerleri çok seviyorum. O buzları eee kıra kıra gidiyor değil mi? Yani şey Rus, turları Rusçaları oluyor. buz şeyleri falan var. Ee, Bu evet Antarktika'nın da var. Antarktika Bu işte şeyden ama çok küçük bir kısmını dolaştırıyorlar onlar. Yani bu Şili'nin Tierra del Fuego'dan en güneyinden çıkıyor. İşte Antarktika biraz daha şöyle ucu olan bir kıta ya. Hı hı. Orada geliyorsun o ucunda belli bir kısmı dolaştırıyor sana. Belki 70-100 kilometre ebadında bir dolaştırıyor dolaştırıyorsun. Sonra geri döndürüyor yani bütün hepsini dolaştırmıyor. Tamamında bir şey var yani gidip dolaşamıyorsun. Ya Orayı çok dolaşmak için korkunç rakamlar bu arada yani. Tabii tabii çok... 60-70 bin dolar falan yani tek kişi. Vardır vardır Aynen. yani lojistik olarak Aynen. uzak yerlerde olduğu için peki... Evi bu... satıp gideceğiz. <laughs> evet bu bölümü kesebiliriz istiyorsan hanımlar. <laughs> arayıcı. hem soğuğa götüreceksin hem evi satacaksın. <laughs> Özür dilerim. <laughs> şey. Peki arkeoloji bir de kazma bölümü var. Tabii sen hmm. şey bölümünü tabii ki de kazma hmm. olayını yapmıyorsun da. Eee. Hmm. Yok yapıyoruz abi her gün defineye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki hiç onu düşündün mü? Yani e, ne bileyim yani sonuçta bu bilmiyorum abi. Abi yani hangi o, orası, oluyor? orası işte buralar çizgiler böyle. Yani ya ben böyle bir şey mi? yapmadım ama yani hani şeylere düş, düştüğüm oldu. Forumlarda, defineci forumları falan oluyor yani bunlara denk geliyorsun. Hı -hı, YouTube'da hı -hı. oluyor, TikTok'ta var vesaire böyle define şey arayan insanlar neler yaptıklarına bakıyorsun abi ilginç ilginç Türkiye'de çok ciddi bir defineci şeyi var komünitesi var yani bir de tabii tarafta. şey var yani her istediğin yeri bir kazamazsın bir tabii. ikinci olarak da bu balıkçılık değil ki ben bir gideyim hafta sonu Kazayım, değil, şey bulayım, yani pat diye bulabileceğim bu bir şey değil. Bu iki bir şey de olacak, şey işi şey olacak. İşte millet Yıllarını papaz veriyor. getiriyor, efendim imam getiriyor başına şey yapıyor kazarken. Lahit, lahiti buluyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Onu kıracakken büyüldür, bilmem nedir diye hemen orada okumaya başlıyor, öyle kırılıyor falan. Değişik, Hobi değişik olarak mi? çok yani yapılabilecek Yok abi, yapılabilecek bu bayağı bildiğin şey ya. Şey <laughs> Meslek olur. yani o. Evet. Belki yani düşünüyorum nasıl yapılabilir diye. Belki şey olabilir, yani bu işi yapan insanlara gönüllü ben yardımcı olmak... ...istiyorum Uzaktan. deyip... ...ne bileyim e, yani bir parçası... ...orada sonuçta fiziksel... ...yardıma ihtiyaç oluyordur... ...belki olabilir ama o da ne kadar tatmin eder... ...hamallık ee, yaparsın vallahi, biraz. Valla artık o kadarını bilemiyorum bundan Kultar sonra susuşa giriyor çünkü. Misin? <gülüyor> <gülüyor> Bizi tak götürmesinler ya, buradan. Yok canım ruhsatı olan... ...yerde ya, çalışma ya, evet, adamı da. Evet, evet. evet yani görmek isterim tabii ki... ...mesela biz geçen sene... E, ...Selçuk'un orada magnezya diye bir yere gittik... Hı -hı. E, de orada, o sırada arkeologlar çekim falan yapıyorlar. onlara denk geldik. Hatta Hı -hı. E, bir tane arkeolog o arkadaş bizi sağ olsun orada gezdirdi. Onun da adı Adem'di vallahi. Böyle Hı -hı. tesadüflere de inanmıyorum. Böyle tatlı tatlı sohbet ettik. Biraz bizi gezdirdi <laughs> falan ve şey, e, ne derler? Hı -hı. Sonrasında bizi o arkada, burada kolezyum var dedi. Gittiniz mi oraya? Yok dedi, gitmedik. Bir kolezyuma gittik abi. Elif'le sadece ikimiz dolaştık. E, 200 metre şeyinde, Hı -hı. E, boyunda. Böyle 50-60 metre yükseğe kurulmuş ve hani böyle hipodrom şöyle iki tarafı yuvarlak olur ya... Hı. ...bir tarafı kesik ve böyle manzaraya bakıyor. Böyle inanılmaz bir yerde. Yani kim bilir altında daha neler var abi. Yani Türkiye'de kaz kaz bitmez abi. Yani çok bu güzel. Bu şey bitmez. Yani hani her yerde başka bir şey var hı hı. bu ülkede. yani Çok büyük bir fırsat bizim için de. İleride eminim ee, çok büyük daha da getirileri olur. Kesinlikle Turistik, turistik getirileri. Ya Kesin. ben Efes'i gezdim. Hı. Ben çok aşırı... E fırsatım olmadan. Ya ben ilgiliyim bu konuda. Hı -hı. Fakat e, bazen bazı konulara ilgili olursun ama biri bir vesile olmadan, bir götürmeden evet, evet. E, plan program Hareket yapmazsın ya. Ben biraz aynen. öyleyim. Hı -hı. E, ama gittiğimde çok keyif almıştım. Hı -hı. O Sokrates'in e, eğitim Verdim yaptığı, ver. yaşadığı Hı -hı. bir yer var şimdi. E, şey kitap kütüphane mi diyorsun? Evet, evet. Aha, aha. Ondan sonra orayı gezdik ve bayağı güzeldi. Gerçekten hı hı. çok güzeldi. Hı hı. Ee... Efes çok güzel bir yer gerçekten abi. Çok evet, bir de yani. tabii doğru mevsimde de gitmedim. Çok sıcaktı hı hı. fakat yine e, çok keyif aldım. Evet, yani. evet. Yani abi Türkiye işte dediğin gibi... Göbeklitepe'sinden Tepesi'nden tut işte Nemrut Dağı'na... ...Trabzon'da en son beş bin senelik bir şeyler çıktı yine. Yani böyle her yerden bir şey çıkıyor abi. Yani o yüzden zaten bu kadar çok defineci var. Çünkü yani her yerde bilmediğin binlerce milyonlarca kalıntı var yani. Evet. Peki e, meditasyon hakkında düşüncelerin hmm. nedir? Tecrüben e, oldu mu? Yapıyor musun? E, ben şahsen e, yapıyorum hmm. ve çok ciddi anlamda e, olumlu etkilerini görüyorum. Günlük hayat koşturmacası olsun, bunda e, tempoyu düşürüyor ve tempoyu düşünce çok daha sakinleştirici e, bir etkisi var. Evet. Sen ne? Yani açıkçası e, meditasyon ...dediğimiz şey ben şu olarak algılıyorum. Durup, şöyle bir geriye çekilip düşünmek yani veya düşüncelerini monitörlemek. Şey, hiç şey, yani şimdi meditasyonu tabii ki herkes kendine göre yapabiliyor. Hı -hı. Yani belli bir e, kuralı yok. Hı -hı. E, kimisi oturur, kimisi uzanır e, e, vesaire evet. veya duşta olabilirsin. Hı -hı. Yani önemli olan e, temelinde şu, e, beynini e, karmaşık düşüncelerden arındırıp... ...hiçbir şey düşünmemek. Aynen, düşünmemeye çalışmak. Çünkü o anda yine düşünce geliyor. <laughs> Bana geliyor açıkçası. Evet, evet. Ve evet. onu monitörlemek o anda. Evet, mesela... Ama yani onun kalbini... için şey yapmamak yani... ...artık orada bir üçüncü kişi pozisyonuna geçmek gibi. Şöyle oluyor, yani düşünmeyeceğim dersen bir şey düşünürsün. Şey derler ya, e, sana ben desem ki... E, ...fili düşünme desem ne düşünürsün? Fil, düşünürsün? Fil düşünürsün. gibi. O yüzden burada şu yapılıyor... E, ...mesela vücudunu hissedebilirsin. Hı. Nefes aldığını. Nefes. Nefesini, mutlu de, olduğunu aynen. vesaire gibi... Hı -hı. O Yine illa bir şey düşünmen gerekiyor aslında Tabii. bakarsan. Fakat o daha sağlıklı olumlu şeyler. Bir şeye düşünerek... konsantre olmak oluyor. O da benim için genelde nefes oluyor. Hmm. Ee, açıkçası çok fazla yapıyorum ben. Ben bu konuda çok fazla yapmıyorum. Ama bu konuda da eksik olduğumu düşünüyorum. Hmm. Daha fazla uğraşmam gerektiğini düşünüyorum. Ee, bazı zamanlarda oturup sadece nefes aldım anlar oluyor ama bunlar kısa süreli oluyor. İşte atıyorum bir saat, hmm. bir dakika, bir buçuk dakika. Nasıl yapıyorsun? Dakika falan. Vallahi sadece nefesime odaklanıyorum ya. Hı -hı, Alışıma hı -hı. ve verişime odaklanıyorum. Biraz vücudumun içerisinde o nefesin nereye gittiğini düşünüyorum hı -hı, ilk önce. Hı -hı. Hani burnumdan sanki nefesi alıyormuş gibi değil de... ...sanki içeride bir yere şişiriyormuşum e, gibi tamam. bir hisle beraber hı -hı. yapıyorum. İşte bazen kafamın içerisinde alıyormuşum gibi hissediyorum. Bazen buraya alıyormuşum gibi hissediyorum falan. Hı -hı. Ee, daha çok yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bence çok doğru bir şey ve... Hı -hı. Günümüzün en büyük problemi zaten meşgul olmamız. Evet. Sürekli olarak kendi kendimizi meşgul ediyoruz. Yani aslında bir meşguliyetimiz de yok bu arada. Birçok şeyi artık hı -hı. etrafımızdaki her şey işte yani... ...esten insanlar çamaşır yıkamaya dereye giderdi. Şimdi her şeyim var abi, buzdolabım var, var. her şeyi bir şey yapıyor. Ama biz yine bir şekilde meşgul etmek için kendimizi bir şeyler buluyoruz. Evet. Bu dizi oluyor, telefon oluyor, bilmem ne oluyor, o oluyor, kitap oluyor vesaire. Ama hiçbir zaman kendimizi dinlemiyoruz. Dolayısıyla evet. Özellikle... Dinlemeye ihtiyacımız var. Hı hı. ...çok en doğru şey bu aslında yani. hani Nefesi ne lazım. zamanları yapıyorsun? Mesela çok e, stresli olduğun zamanlarda mı yoksa <laughs> rutine mi bindirmeye ya çalışıyorsun? Ya valla açıkçası mümkün olduğunca bilinçli olarak nefes almaya çalışıyorum. Bilinçli <laughs> nefes çok ilginç bir şey. Yani e, insana hem rahatlatan bir şey Tabii. hem de kendisini din, dinleyebildiği bir an. Böyle ilginç bir an gerçekten. Böyle konsantrasyon yani onu yapmaya başlayınca bu sefer kafandaki o kaos dağılıyor. Dolayısıyla böyle hani bazen yürürken... <laughs> Uyumadan önce her zaman, hmm. e, bazen çalışırken yapıyorum yani. Tabii bir de derin oksijen, zaten oksijenin e, rahatlatıcı Aynen etkisi öyle. olduğu için derin nefes aldıkça e, çok daha iyi geliyor. Bir de bu bahsettiğin tabii e, hayatın karmaşasının içinde e, bir de sosyal medya var. Hmm. Yani sosyal medyayı ben e, çok büyük artıları olan ve çok büyük eksileri olan e, bir şey olarak görüyorum. Evet kesinlikle. E, ve e, mümkün oldukça kendimizi korumamız gereken fakat uzaklaşmamamız da gereken. Hı -hı. Yani tamam bıraktım da doğru değil. Ben onu doğru evet. bulmuyorum fakat full e, ilgilenmeyi de doğru bulmuyorum. Hı -hı. E, sen bu konu hakkında nasıl düşünüyorsun? Z sosyal medyanın olumsuz etkileri mesela özellikle keşfet bölümü. Çok Hı -hı. tehlikeli bir bölüm. İnsanı çok zamanını alan ve e, tüketmek istemediğin şeylere küçük küçük sana tükettiren, evet. e, ekleten bir şey. Bir de bunların algoritmasında şunun olduğunu öğrendim. E, Senin... Kumar gibi Hı -hı. belli adetten sonra mesela algoritma sana her zaman en sevdiğini vermiyor. Evet. Üç, iki tane kötü veriyor atıyorum. E, bir tane Aynen. iyi veriyor. Bu sefer ding! Jackpot şey bulmuşsun gibi ödül mekanizmasıyla evet. da seni e, şeye aldığını tuttum nasıl uzak tutabiliyorsun sen sosyal medyada e, içindesin e, nasıl kendini uzaklaştırabiliyorsun? uzak tutamıyorum ya Hı -hı. bu konuda bence eksiyim. Yo ne kadar zararlardan kaçabiliyorsun? Vallahi zararlardan kaçabiliyor muyum? Hı -hı. Yani evet kaçıyorum diyemem Hı -hı. E, çünkü e, kullanıyorum abi hani özellikle böyle yani yalan söylemeyeceğim. Yani like konusu falan böyle kaç olmuş diye bakıyorsun, değil mi yani? Tabii. Bu bakıyorsun. Yani benim benim de bir taraftan hani bir bir şey çiziyorum ve insanlar bunu beğeniyor mu diye bakmak istiyorum. Gerçekten bu tabii. o anda geliyor yani bir insanlık hali midir diyeyim, ne diyeyim? Ama. Bir e, de profesyonel e, hesap senin e, evet. şeyleri de görüyorsun. Görüntülenmeleri. Görüntülenme. De görüyorum. paylaşımları görüyorum. Hı -hı, hı. Ha bunlara bakıyorum. Ha, sürekli aralıksız bakmıyorum tabii ama bakıyorum yani. Hı -hı. Ee, onun dışında. Ee, yani her şeyi takip etmeye çalışıyorum. Sadece Instagram değil bu işte Twitter'da bakıyorum. Yani hı hı. gündemi takip etmeye çalışan bir insan olduğum için... Twitter'da bakıyorum, Instagram'a da bakıyorum, e, Instagram bakıyorum. TikTok'a da bakıyorum. TikTok korkunç. TikTok'a giriyorsun... Ben ...bir hiç, anda bir saatin yok oluyor böyle. Nasıl hı hı. oluyorsa yani korkunç bir şey bu arada. Yani çok Dikkatin güzel mi? şeyler... çok başarılı alıyor? Dikkatini işte o senin dediğin şimdi sen anlatırken... ...o kumar algoritmasını, hı hı. o jackpot algoritmasını çok doğru yapmışlar. Arada çok güzel... E, yararlı videolar da var. Bomboş aptal saptal şeyler de var. Ve yani o kadar büyük bir izlenme oranı var ki orada yani. Hani bu Instagram'la kıyas kabul etmeyecek derecede. Ve sürekli keşfettesin zaten yani. Hani böyle Hı -hı. hani benim home'um var. Ben orada sadece takip ettiklerimi görüyorum diye. Full boyuna keşfettesin ve aralıksız video akıyor orada. Hı -hı. Baz geçen hatta oldu. Sabahın köründe kalktım. Ee, bir şeyler yemeden önce şöyle bir balkona oturdum. Telefona bakarken abi böyle Twitter'a girdim. Twitter bir savaş alanı ya kaos yani. Tabii. Sürekli olarak herkes birbirine şey. Bir an bakarken böyle kötü haber, kötü haber, kötü haber. Bir böyle bilmiyorum o andaki sabahın köründen midir nedir? Midem bulandı ama bakarken böyle... Dedim ki ben yapar. Ya ben dedim bu haberleri almak zorunda mıyım gerçekten? Yani bu haberler benim gerçekten hayatta ne işime yarıyor? Hı hı hı. Ya böyle bir kapattım telefonu ya dedim ne yapıyorum ben? Ama... Aradan beş dakika geçti, geri açtım, devam ettim. Ya böyle ilginç bir evet. şey abi, çok. E, bence sanki böyle barutla ateşi bulmuş gibi bir şey değil. Daha anlayamadık yani, bu teknoloji nedir, nasıl kullanılır, ne yapmamız gerekiyor, bilmiyoruz. Bir de Redo... refleksle vücut dili de çok şey. Ben mesela e, Instagram'ı işte e, şey yaptım, aldım, Hı -hı. E, şeyden uzaklaştırdım. Yani ana, ilk, i̇lk şeyimde de değil, çok şeye gitsin. Hareket. Ondan sonra aldım ve şunu fark ettim. Aldığım gün mesela e, o bölümde boş kalmıştı. Hı -hı. Oraya bir application gelmemişti. Ya, telefonu açıyorum. Hiçbir Hı -hı. bilinçli değil. Bir bakıyorum o boşluğa basmışım. Hayır orada ha. şey yok. Aynen. Aynen. Instagram şey de Zaten yok. Öyle. Elim alışmış. Baş parmağın refleksi var abi. O çok Hı -hı. ilginç bir şey. Yani özellikle Instagram'da çok var. Yani şey tak tak güncelle. Yani sanki senin kendin bir vücuduna musun gibi böyle bir şey yapıyorsun. O anda bakman gereken bir şeymiş Hı -hı. gibi hissediyorsun. Çok ilginç abi. Yani bilinçaltımıza çok ciddi şekilde yerleşmiş belli başta hatalar var. Bu, bu bir hata bence. Kesinlikle. Ee, ve onunla yaşamayı da öğrendik. Hı -hı. İşte bilinçsizce aslında basıyorsun. Normalde orada olsaydı basmıştım, bakmıştım ve belki de fark etmemiştim. Evet yani ben keşfet <laughs> bölümünü özellikle girmiyorum. Hı -hı. Ee, kullanmıyorum. Hı -hı. Ee, YouTube'da da aynı şekilde e, ana sayfaya bakmıyorum. Hı -hı. Abonelik İlerime ilerime bakıyorum bu sayede neyi izleyeceğim kontrol edebilmiş oluyor. Evet, biraz evet. biraz yine tam edemiyoruz evet. çünkü e, abonelikte izlesen de yan tarafta yine tavsiyeler Çıkıyor. gelebiliyor Çıkıyor. ama bir şekilde kontrol evet. mesela şeyi o kadar isterim ki şu Hı. Instagram'da keşfet bölümünü kapattırmayı. Hı. Asla da öyle bir şey olmayacak. Aynen aynen. <laughs> Kapattırmazlar çünkü o zaman TikTok'la yarışamazlar abi. O keşfet her zaman lazım onlar için. TikTok yani... e, senin bu arada e, Twitter'ın yok. Ya da ben mi göremedim? Benim mi Twitter'ım var? Öyle var mi? da hiç kullanmıyorum. Böyle bakmaya hı. şey, ben like'lıyorum, şey yapıyorum falan o kadar. Anladım. Yani. Dışarıya e, yok ak aktif bir Twitter'ım yok. Twitter yok. TikTok'um var mı? Ee, o, o da yok. Yani ben sadece bakmaya giriyorum. Hesabım yok orada. Hı hı. Ama açmayı düşünüyorum. Evet. Vallahi yani inanılmaz bir şey var potansiyeli var. Hatta geçti bile hype'ı yani. Aynılarını hani koysan zaten biz amca zaten. gibi Ek sonra da hani sanırım. Facebook 2004'te falan 2005'te çıktı ya hı hı. biz sanki 2010'da girer gibi olacağız şu an TikTok'a. Yani tam amca <laughs> modeli ben de geldim hoş geldiniz falan diye. TikTok'ta da bu arada tabii şeyler var. Mesela Amerika'da yasaklandı yasaklanacak gibi görünüyor. Çünkü e, kullanıcı sözleşme detaylarında e, çok e, acayip şeyler varmış. Mı varmış. O yani mesela senin e, hesabının dışında senin o ...kullandığın başka bilgisayarın bilmem nesi de bize falan filan yani öyle haklar veriyormuşsun ki... Çin yok ediyor bizi yavaş yavaş. Evet yani mesela Amerika'da o yüzden bir de ayar oluyor tabii şeylerimizi bizim adamları kullanıyor. Bir de Amerika'da şey çok ilginç Amerika ve dünyadaki TikTok'la Çin'in bir TikTok'u varmış... <laughs> Farklı bir isim ve burada e, çok daha bilimsel şeyler, ha, evet, çocukları evet. Ben eğitici de izledim şeyler. O videoyu. Aynen öyle daha yapıcı olan Hı -hı. faaliyetleri gösterip buradaki algoritmada salak danslar, Hı -hı. işte twerkler bilmem neler böyle kafa yemiş bir şey yani zaten mesele o abi. Yani aslında çok müthiş bir silah evet. baktığında yani hani nasıl zamanında 70'lerde Amerika Afganistan'a girip oradan Rusya'ya eroin ticareti yaptıysa Hı -hı. Hı -hı. Rus Hı -hı. gençlerini yok etmek için. E bu da öyle bir şey. Çok basit şekilde algoritmayı değiştirip yapıcı şeyler yani yıkıcı veya işte dejenere edecek şeyleri koyduğun anda... O, ...çocuklar onu izliyor, onu yapmaya devam ediyor aslında baktığında. Evet, izlenmeyi e, o istediği konuyu yapana izlenme veriyor, keşfete Hı -hı. çıkartıyor. E, ödülü vererek seni profilini bu şekilde Aynen. yönlendiriyor. Aynen. Peki e, çocukların e, sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? Abi genel elektronik cihazlar hakkında bir şeyler düşünüyorum da ne kadar ben ben düşünsem ne olacak? Belli bir yere kadar okey tamam tutacak. <laughs> Ama sonrasında işte sosyal hayata giriş yaptığında yarın öbür gün ilkokulda vesairede çocuğun elinde tableti gördün. İste, i̇steyecek bu. Çok gayet doğal bir şey yani. Hani arkadaşlarımızın evinde çocuklarını görüyoruz mesela daha iki yaşına basmadı. ...tableti cayır cayır, YouTube'u cayır cayır kullanıyor. Yani bir de o YouTube'u o kadar doğru yapıyorlar ki... ...çocuklar onu çok güzel şekilde şey yapabiliyor. Navigate edebiliyor yani. Tak ona basıyor, tak buna basıyor. Bir, şey, bir şeyler yapıyor yani. hani. Sen nasıl bir yol izleyeceğim peki? Vallahi abi daha olunca yaparsan... olacağın şey. Ama ben şöyle düşünüyorum yani... ...yani bilmiyorum abi. Bazıları ne, süre... ne konuşsam büyük konuşmuş olacağım yani. Yani, <laughs> yani Bana şey geliyor. Evet mümkün olunca uzak tutmaya Sürekli çalışacağım. Ve ben. motor becerilerini daha... ...ve bilişsel kabiliyetini daha... Öteye hı hı. taşıyacak şekilde doğru oyunlarla, daha el becerisi gerektiren işlerle uğraşmasını sağlamaya çalışacağım. Ama işte bir yerde de o teknolojiye dahil olacak yani. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Hı hı. Hayat Peki, zor. Çok güzel. Peki e, anladım yaşayıp göreceğiz diyorsun. E, çok da bir şey yapamayacağız Aynen. gibi de düşünüyorsun sanırım. E, son olarak şunu sormak istiyorum. E, seni tanıyanların bilmediği Sina Ateş'in... E, Gizli bir, gizli de demeyeyim de çok bilinmeyen e, bir detayını e, vererek e, podcast'ı e, sonlandıralım. A, vallahi nasıl bir şey söyleyeyim ki? Gizli tarafım, Yani huy olarak var. olabilir veya bakış açısı. Mesela arkeoloji bunlardan biri hı hı. E, oldu. E, Olmaya da bilir veya Yo, varsa. Yani <laughs> hani komple okumayı çok severim. Abi. Aa, çok severim. Yani işin kütüphanesi gibi olduğumu kabul edebilirim. Bir kompo teorisi alalım. Hangisini istersin? Ha, Reptilianlar mı anlatacaklar mı? Kanka? <gülüyor> <gülüyor> vallahi bu zaten bunu da apayrı bir podcast yapalım. Ee, Sen de bu kompo teorilerini ama yani, bir tane alalım. Ne söyleyeyim mesela? Um, vallahi en son şu Balenciaga'nın olayını gördüm mü bilmiyorum. Gördüm hani evet. Balenciaga'daki kesinlikle. o pedofili konusu ve bunun uzandıkça uzanan bir hikayesi var. Sadece Valencia'da kalmayıp hı, o bölgede bilmiyorum. inanılmaz noktalara giden e, en büyük rahatsız olduğum ve bence bu dünyada ki en büyük problemlerden birisi belli bir grubun hı çok hı. ciddi şekilde bunu e, tatbik ediyor olması bu pedofilik konusunu tatbik ediyor olması. Hı hı. Ya bu çok eskilere işte bu daha demin dedim yani ya, Alester Crowley diye bir adam var dedim. Hı hı. Bu Alistair denen Crowley, Crowley denen adam 1940'larda 30'larda yaşamış bir e, Amerikalı. Kendisine The Beast diyor. 666 diyor. Bu adam eee Theosophist, Thelema diye bir kitabı var. Hı hı. E, o kitap içerisinde bazı şeylerden bahsediyor. İşte bir tane görünmeyen bir varlıktan e, kanallamayla haber aldığını ve onunla iletişimde hı. olduğunu falan söylüyor ve en fazla duyduğu zamanın e, 9 yaşındaki bir çocukla öyle bir ilişkiye girdiğinde hmm. o varlığı duyabildiğinden bahsediyor. Yani çok aslında bunun tensel bir zevkten ziyade bence daha böyle demonik ve daha böyle frekanssal bir güce tapınma isteğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ve bunun çok ciddi bir şekilde bir kalt kült hmm. haline geldiğini e, düşünüyorum. Ee, yani en kötü şeylerden birisi bu. Yani bu dünyada gerçekten bir kötülük var ve bu kötü kötülük, kurumsal bir kötülük. Hı hı. Birbirini çok sıkı sıkıya bağlı ve hı hı. E, kötülüklerle beraber birbirlerine çok iç içe geçmiş, girift bir yapıya ulaşmış ve... E... Gizli bir örgüt. Ya örgüt olarak söylüyorum yani ama işte örgüt diyorsan örgüt, aynen öyle. Hı hı. Yani bir topluluk var. Hı hı. Ee, yani bunu söyleyebilirim. Ben en rahatsız olduğum bu. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sohbeti çok kötü bitirdik bu güzeldi. konuyu. <laughs> bu <bana da. gülüyor> e, Ya şey olarak. Bir sonraki podcastte ne zaman detaylarını şey yapabiliriz bu şeylere gireriz. Hı -hı. Sana ulaşabilecekleri adreslerin, Instagram sosyal medya hesabın. Tabi. Yani Instagram kullanıyorum sadece. Oradan Hı -hı. ulaşabilirler. Sinah nokta ateş et. Yani Sina ateş Hı -hı. şeyim. Instagram hesabım oradan bakabilirler bana. Hala bir e, internet sitesi olmayan bir tasarımcı olarak hayatıma devam ediyorum. Yakında o da açılacak. E, ama Sina Ateş hesabını takip edebilirler. Likelayabilirler. Çok teşekkür <laughs> ediyorum herkese. E, çok güzel bir programdı. Başardım. Çok teşekkür ederim. Çok eğlendim gerçekten. Çok teşekkürler Sina çok sağ ol. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Görüşmek üzere.